başladık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size bir ses kaydı dinleteceğim. Ondan sonra bunun üzerine gideceğiz. Ses kaydı şu. Şimdi hocam, şöyle, bin sıfatını, şimdi hayat, iyilik, sevgi, basar, irade, kudret, kelam, bunlardan Cenab-ı Hak kula vermiş. Fakat ulema diyor ki, tek bin sıfatından kula vermemiş. Bazı mühim ulema bunu söylüyor. Mühim. Şimdi, eğli ulema. Da ben şunu araştırıyorum. Bak. Şimdi, müceddidlerin bir özelliği vardı. Nedir o? İhtilaflı mevzuları. Ümmetin arasından çıkamadığı ihtilaflı mevzuları cem ediyordu. Yani düzeltiyorlar. Özellik vardı. Mesela Üstad Hazretleri'nin cüz'i irade bahsinde Eş'ari ile Maturidi'yi birleştirmesi gibi. Acaba diyor, bu tekliğini tekliğin şimdi Eş'ari kudretin tahtındadır diyor. Maturidi mustakil bir sıfat diyor. Acaba diyor, burada da Risale-i Nur'un buradaki görevi, rotası nedir? Bu hususta bana bir yardımcı olur musun hocam? Maksadım, yani benim hedefim bu hocam. Yani hem de öğreneceğim yani bu hususta Allah razı olsun. Bilgi verirseniz memnun olurum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sana selam olsun. Şimdi ben soruyu toparlıyorum. Evet. Tabii çok. Bu alimdir. Belli sistem. Alim bir çok çok mühim bir alimidir. Çok takdir ettiğim bir alim. Ben takdir ettiğim çok çok meraklı. Diyor ki ben size her şeyi yazalım bugün. Şu aşağıda olsun. Divan. Kaçıncı ders abiler? İma 60 oldu. Tamam. Tahayyül. Kaç abiler? 6 olmasın. Bugün ayı kaçı? Bugün ayı 25'i. 25. 11. Evet. 2018. Küçük. Çekmece. Bunu koyduktan sonra zaman, usul. Zaman mekan kaydı. Zaman mekan kaydımız. Zaman mekan makam. Evet. Yani evet zaman mekan makam neydi bilirim. Böyle şeyi sevmiyorum, öyle uyduruk şeyi. Hiç sevmiyorum. Şimdi buradayız değil mi arkadaşlar? Dersimiz bu. Fakat bazen teceddüt olsun böyle standartlıktan çıkalım ki sonra tahayyül ve hayal daha biraz da canlı olsun. Şimdi farklı bir şey yapacağız. Tekvin zat-ı sıfattır. Tamam mı? Kudret sunut-ı sıfattır. Ben şimdi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın iki tane itikad imamı var. Eş'ari, Maturidi. Ehl-i Sünnet'in dışında itikadı da var. Bir de Selefiye, yani Selefiye bu. Bir de Şia şeyi var. İran ve Şiaların itikat imamı, Selefiye var, Vehhabilerindir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın Eş'ari ve Maturidi. Şimdi Eş'ari der ki, müstakil olarak tekvin bir sıfatı yoktur. Kudretin içinde bir sıfattır. Eşari diyor. Sıfatın sıfatıdır. Bu sıfat içindeki, içindedir bunun diyor. Burada Maturidi diyor ki hayır diyor. Tekvin müstakil bir sıfattır. Kudret ayrı bir sıfattır. Ulema mabeyninde bu işin ehli mabeyninde öyle bizim gibi şey değil ya. Ondan sonra mabeyninde Allah razı olsun. Şimdi
bu ihtilaf olmuş. İhtilaf derken sokak tabiri değil ihtilaf. Çok ciddi bir mevzu. Çok ama. Yani nasıl olur ki zatı sıfat denen bir zat, ulema diyor, zatı bir sıfattır tekvin diyor. Mühim ulema diyor ki hayır diyor. Mesela bunun içinde bir sıfattır. Sıfatın sıfatıdır. Şimdi o işleyeceğiz. Tamam. Arasında fark. Peki ne yaptım ben? Kaynak Risale-i Nur. kütüphaneme müracaat ettim. İnanın buldum şu kütüphane. Maturidi şöyle demiş, Eşer böyle demiş, onu dedim size. Başka bir şey bulamadım. Yani kütüphanemi görüyorsunuz. Şimdi Risale-i Nur'da oturdum, iki gün uğraştım. İki gün. Arasındaki fark. bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Tek tek. Ne, şu net yani. İzamizah şeyi değil. Arasındaki farkı. Tamam mı abi? Subut-i sıfat. Zati. Zati. Subut-i sıfat. Kudret. çünkü bu soru anlaşılmazsa izaha şey yapılmaz. Bu da tekvin sıfatı. İki tane itikad imamımız var Hanefi'de. Eşari, Maturidi, Selefiye var Vehhabilerin imamı, bir de Şia imamı var. Dört itikad imamı. Hanefi ulema, biz de ortakilerle karışmıyoruz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat uleması, itikad imamı, Eşari Hazretleri diyor ki, Allah şefaatlerine mazhar eylesin. Amin. Rabbim nasıl kendisine yakışıyorsa onlara öyle muamele etsin. Mükemmel insanlar. Eş'ari diyor ki, kudret esastır. Tekvin diye bir sıfat yoktur. Bu sıfatın içindeki bir sıfattır. Bir eşyanın sıfatları gibi, renk gibi, sert, yumuşak vesaire, tadı gibi. Kudretin içindedir diyor. Tamam. Maturidi Hazretleri diyor ki, hayır diyor, bu subuti sıfattır. Tamam. Bu da zati sıfattır. Hem de değil kudretin içine koymak. Zati demiş mi abi yoksa onu hani ayrı dememiş, bir sıfat. Ayrı bir sıfattır demiş. Yani zati subuti ayrı mı? Dememiş. Tamam. Bazı kısımlar çünkü subuti. Bazı ulema sıfata koyma subutiye koymamakla zati koymuş. Koymuş oluyor. Evet. Çünkü niye? Çok harika bir yöntem uyguluyor. Ustad Bediüzzaman zati sıfattır demiyor. Ama subutu sıfatları sayarken subutu sıfata koymuyor ve tekvine de sıfat diyor. Evet. Tamam. Böylelikle zatı sıfata kayıyor. Ama zatı sıfat demiyor. Subutu sıfatları sayıyor. İlim, hayat, sen bahseder, kelam, kudret falan şey yapıyor. Buraya tekvin koymuyor ve müstakil bir sıfat olarak anlatıyor. Zatı sıfat. Şimdi ben size şimdi şeyi anlatacağım. Bu tekvinin lügatını vereyim size. Tamam mı? Yani en azından yuvarlak bir mana olsun. Ben ezberimde söylemeyeyim. Tekvin var etmek, şuraya geçeyim de şu adama elimi koyarak söylüyorum. Var etmek, meydana getirmek, yaratmak, ilmi kelamda Cenab-ı Hakk'ın sıbıtı bir sıfatı neymiş? Adem'den vücuda çıkması eşyan burada oluyor. Adem'den vücuda getirmesi İcat etmesidir. Adem buradadır diyor. Ve alemi tekvin kevn alemini oluşturuyor. Sistemin kendisidir diyor. Kudret için diyor ki ulema, sistemin içindeki yaratmalardır diyor. Yani mesela ağacı yaparsanız ağacı yapar veya toprağı yaparsanız topraktan portakal, elma, armutu çıkarırsınız. O çıkartmaya kudret diyor. O çıktığı sistem, yani ne hangisi? Güneş, hava, toprak, su. Bunlar nedir? Bir muzun, bir elmanın ortaya çıkmasına sebeptir. Kudretin icraat sahası tekvinin içinde oluyor. Yani güneş, hava, toprak, su, sistem, onun içinde elma yetişiyor. Elmayı kudret yapar, bu sistemi tekvin yapar diyor ulema. Alemi tekvin söylüyorlar. Devamlı değişen ve çok mühim
iki tane özellik var. Vücut ve hudus burada oluyor. Yani vücut ve hudus, yani hudusu biliyorsunuz sonradan yapılanlar, vücuda gelenler burada oluyor. Bunun diyor yaratması yaratır. Hani ampul var ya, ampul. Saniyede 60 defa yanar söner. Ama o kadar hızlı yanıp sönüyor ki gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğundan ampul devamlı yanıyor zannediyoruz. Bak çok önemli bir şey. Ben burada yazmıyor ama ben bunun içinden çıkartıyorum. Ampul demek ki saniyede 60 defa yanar söner. Bu yanıp sönmesi o kadar hızlı oluyor ki, bundan kullanacağım şimdi bu misali. O kadar hızlı yanıyor ki biz zannediyoruz ki şeydir, ampul devamlı yanar. Değil. Şimdi ampulün var olması kudret. Sönmesi ilim. Yani devamlı Allah bu halkın cedid olarak kayyumiyetini göstermek için ilimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete, kudretten ilime dırr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 r
sabiteler, yani bizim tabirle lef-i mahfuz tasavvufta ayağını sabiteler, vücudu ilimden, ilmi vücuttan kudrete, alem-i şehadete geliyorlar. Sonra alem-i şehadetten ilime dönüşüyorlar. Bu o kadar hızlı oluyor ki ampul gibi devamlı eşyanın var zannediyoruz. Tamam mı? Şimdi diyor ki o anda yaratılanlar var ya, yaratılanlar an kudrete bakar. İlimden kudrete, kudretten ilimden, bu bütünlük ise tekvine bakar. Yani şey çıkartmanız farkını çıkarttınız. Evet, daha devam edecek şimdi. Belki de 30-40 tane fark olacak şimdi. Ha, o kadar var mı? Tabii 40 tane belki de vardır. Bunu onaylıyor musunuz abi? Evet. Benim zaten şeyim. Bu okuduklarım şeyde. Anda mesela ilimden kudrete çıktı. Bu alem-i şehadete dar-ı kudret denilir. Tamam mı? Kudret alemi. Vücud hariciye çıkmış. Çıktı kudret. İlime geçti. Kudret tahallük etmedi ama var gene. Nerede olacak? Onlar tekvinde. Tamam mı? Tekvinin daireleri hepsi. İlimden farkı ne oldu? Ha, ilim subutu sıfattır. İlimle tekvini kıyas etmeyeceğim. Bak şimdi bok gibi. Hani ilimde, ilim de orada diyoruz ya. Şimdi ben daha yanlış olacak. Tek tek okuyayım. Abi malum neredeydi? Malumun birkaç tane malum var. Malumu evvel var. Malumun zatı var. Tamam mı? Malumat ilmiye var. Malum olması tava şeyden başlar. Kabu kavisenden başlar. Yani ilimden önceki malum abi. İlimden önceki malum arş-ı azamdır. Arş-ı azam. Sıfat-ı sübutiyedeki ilim var ya abi. He. Ondan önceki malum. Ha, ondan önceki malum tekvinde ya. Heh. Evet, onu kastediyorsan kastını söyle, bu doğru. Yani o arşazdan mı oluyor zaten tekvin abi? Yok, hayır, hayır. Beraber yapalım da gidelim. Sıfat o ya, arşazdan mı? Çünkü böyle pat deyip olmuyor. Çekmiyor. Abi, özür dilerim. Estağfurullah. Başta Hanefi mezhebini dediniz de herhalde Ehl-i Sünnet... Diyecektiniz. Hanefi yanlış oldu. Önemli bir ders. Ha, çok o. Yani ne dediğimse bak bir daha tekrar edeyim de şey. Ehl-i Sünnet diyecektim. Hanefi değil tabi. Öyle demişsem kusura bakmayın. Ehl-i Sünnet, ağzım alıştı ya konuşurken. Ehl-i Sünnet ve cemaatin iki tane itikat imamı var. Hanefi ile alakası yok mu işin? Şafii de değil. Bu itikat imamı bu. İtikat, bir Eş'ari, bir Maturidi Hazretleri. Eş'ari Hazretleri kudreti esas alır, tekvini kabul etmez. Tekvin kudretin içinde bir sıfattır de. Maturidi Hazretleri itikat imamımızdan kudret subuti sıfattır de. Tekvin ayrı bir sıfattır der. Ama yerini koymazlar. Zatı sıfatı demezler. Bediüzzaman Hazretleri de subuti sıfatları sayarken kudreti sayar, tekvini saymaz. Ve müstakil olarak bir tekvini sayar. Ama müstakil. Şimdi ben onu kıyas edelim, kimdir bu adam? Tanıyalım. Bu adam diye tabir ediyor. Kimmiş yani? Bunu şahıslandırayım diye söylüyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra kudret sıfatı vardan bari etme özelliğine sahip. Ben küllü araştırmalarımla okuyorum. Keşke sayfaları yazsaydım.
kudret sıfatı vardan var etme nedir o? Daire-i ilimden ilmi vücutları, anlıyor musunuz? Bu çok önemli. İlmi vücutları vücudu hariciye, alem-i şehadete çıkartmayla vazifelidir kudret. İlmi vücutları, ilmi ayağını sabiteleri, belirlenmiş malum olanları vücudu hariciye çıkartmayla vazifelidir. O zaman vardan var etmektir. Yani ilmi vücut da yoksa vardır. Abi icat bu mu? Evet, icat. İcat ediyor. Tamam mı? Bu icattır. Yani ilimden vücudu hariciye çıkartmak. Tekvin ise Adem'den vücuduna çıkartmak. Farkı, korkunç bir fark. Yani ilmin gerisinde yani. Tabii. Yani mesela Adem, şöyle diyeyim daha iyi anlaşılır. Adem'le şeyi anlamak için. Cehennem taş ören bir şirkettir. Kime çalışıyor? Cehennemin cehennemi var. Taşı. Yani cehennem hiçbir şey değil ona göre. Neresi? Cehennemin cehennemi Adem'dir. Adem. Tamam. Yokluk. Belki konuşmamda uzatmış gibi olabilirim. Adem deyince vücut oluyor. Adem deyince yokluk oluyor. Yani anın üzerine takke koymak koymamak. Tamam. Yani bir daha. Takke koyarsam Adem olur. Vücut olur. Takkeyi çıkartırsam böyle, namazda takkesiz adam kılarsa Adem olur. Tamam mı? Şimdi bir daha söylüyorum. İlmi vücutlar var. İlmi vücutları. Allah onları neyle çıkarıyor dışarıya? Kudretle çıkarıyor. O zaman vardan var oluyor. Vardan var oluyor. Evet, atom cinsinden değil ama ilmi vücutları, var olanları vücudu hariciye veriyor. Kudret bunu yapıyor. Tekvin ise Adem'den ilmi vücutları bile yok. Adem'den vücuda çıkartıyor. İlmi vücutlara çıkartıyor. İlmi vücutlara çıkartıyor tekvin. Ha, o zaman tekvin, ilim, kudret sıraladı. Gibi. Bak şimdi. Tekvinin içinde Adem var. Adem'den Adem'i Adem mutlak zaten yok. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır der Mektubat 50-59'da. Adem'den vücuda çıkartıyor, vücud ilimler oluyor. İlmi vücutlar oluyor. Ayağını sabiteli olur, kudret de onu alıyor, vücud hariciye çıkartıyor. Mahluk, atomi, yani alem-i şehadeti çıkarıyor. Şimdi devam edeyim. Abi mükemmel, anormal bir kuvvetli ışık yaktı bu. Evet. Acayip. Daha dur, daha kadere bile giriyor bu iş. Giriyor abi. Kadere de giriyor. İki gün sabah teheccüd saatinde mübalağa etmiyorum, iki gün. Akşam ders saatine kadar. Dün akşam 7:23'te akşam bitirdim. 7:23 akşam. Saat 5:30-6'da kalkmış. Şey için söyleyeceğim. Verilen emeğe yapın, ihtimam edin diye söylüyorum. Emek verilmiş buna. Hakikaten emek verilmiş. Yani böyle esti, biştahat, iki saat değil. Tamamen tuvalet, namaz, yemek harici. Hepsi bu. Onun için bu cümleyi söyleyebilmek için bir ömür lazım. Neyi? Adem var burada. Adem'den vücudu ilim. Vücudu ilime çıkınca ne oluyor vücudu ilim? Vücudu ilimde üç tane vücut var. Vacib bir vücudun vücudu var ilimde. Bir de mümkün vücutlar var ilimde. Mümteni vücut var ilimde. Adem'i bilmiyoruz artık. Devini bilmiyorum ben. Hadsiz. Şimdi bizim hep kafa alemimizde şu var ya. İlmi muhit ezelin dışında hiçbir şey olamaz diyoruz evet, ya. Evet. Şimdi bunun arkasına geçmeyi kafamız şu an motor yemiyor. İlmi muhit yani hiçbir şey haricinde olamaz. O nasıl çıkar yani? Şimdi neye benziyor biliyor musun bak? Şimdi onun aslında arkası zati bir durumu konuşuyoruz. Şimdi. Evet, zati. Şöyle bak. İlmi ezeli esmadır. İlim dedik ama. İlmi şöyle diyeyim daha iyi anlaşılır. Hayat hay sıfattır. Allah hay olarak bizi tecelli etmez. Muhi olarak tecelli eder.
Şimdi kebap barajındaki eliti evinize verseniz ev uçar. Tamam mı? Ne yapar? Arada bir trafo konuluyor. Onun için peygamberimiz burada çok lazım. Aleyhissalatü vesselam. Bak hayat diyoruz. Oysa biz muhatap olduğumuz hay sıfattır, muhi esmadır. Muhatap olduğumuz muhidir. Allah Resulü şahsiyeti Muhammediye tecelli ediyor. Hay tecelli ediyor. Adeta tabiri caizse tövbe şehrin veya mahallenin trafosu gibi oraya yükleniyor korkunç 500 bin volt çeyran. Şahsiyet-i Muhammediye yükleniyor. Şahsiyet-i Muhammediye'den sonra evimize elektrikleri alıyoruz. Yani niye anlattım bunu? İlmi muhit ezeli sıfattır. İlmi ezeli esmadır. İlim ise subuti sıfattır. O ilim deyince bunlar hep şey kastediyoruz. Tamam mı? Şimdi devam edeyim. Değil mi? Yani o ilmin her şeyi hata etmesi, ilmin dışında hiçbir şeyin olamayaması mevzusu. Ama ona vücut der. Gene öyle düşün. Adem vücut değil ki var diyorsun ilmi muhitin arkası. Yok ki. Yani onun için kafa, niçin böyle yapıyorsun biliyor musun? Bizim kafamız, aklımız aletti ya, akıl alettir der. Ne yapar? İlişki ve çelişki, alem-i şehadetteki şeyi çözüyor. Şimdi bu alet, ilişki ve çelişki, sebep sonucu düşünen bir akıl, Adem'i nasıl anlayacak? Abi, bir şey... Neye benziyor? Kulakla yemek tadı almak gibi. Şimdi yemeği buraya doldursan alır mı lezzeti? Yani kulaktan sesi dinlemeyi, burundan koklamayı, dilden tadı almayı, gözden görmeyi, akılla tefekkür etmeyi, kalple sevmeyi bekleyeceksin. Şimdi sen akıl ile Adem'i düşünüyorsun. Adem'in vücudunu kabul edeceksin, içine giremeyeceksin. Çünkü o inkişafat ruhiye ile mümkün. Onun için senin kafandaki gene ilmi muhiti, ilmi muhit ezelinde başka bir şey yoktur. Tamam. Senin bildiğin ilim, gafını alacağım abi. Tamam. İlmi muhit ezelinin dışında hiçbir şey yoktur. Bu akıl gereğidir. Adem ise bilmiyor, vücut değil ki. Vücut değil ki. Vücutsuz vücut. Varlıksız varlık. Sıfatsız sıfat Adem. Vücutsuz vücut. İlimsiz ilim. Yani ilimlerin ortaya çıktığı zemin, sinema perdesi gibi. Bediüzzaman ne diyor 59'da? Mektubat'ta diyor ki, metni aynı okuyayım. Hem Adem-i mutlak zaten yoktur. Çünkü niye? Bir ilmi muhit var. Hem daire ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daire ilim içinde bulunan Adem ise, daire ilim içinde bulunan Adem ise, Adem'in haricidir ve vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Bunu anlatıyorum. Ayrıca Bakara suresinde merak etmiştim. Kur'an'a da baktım. Böyle bu tekvin ait tekvini varlığına dair ulema nereden Kur'an'dan delil getirmişti ya? Yani mutlaka tekvinin bir zatı sıfat olduğuna dair veya sıfat olduğuna dair şey yapmışlar diye. Bakara suresi 117. ayet ve buna benzer ayetler var ama can alıcı merkez bu. Bakara 117'de o mesela kün feye kün ol demesi olur. Bunu şey söylüyor. Tekvin söylüyor. Çünkü kudret sebepleri, malzemeleri kullanarak yapıyor. Çünkü şu soruyu sorarlar. Hiçbir şey yokken Allah dedi ki oldu. Kime dedi? Bir şey yok ki. Yani, İlk benim aklıma gelen ilimdeki vücutlara ol dedi. Geliyor. Yani. İlimde değil. İlimde de. Yani evet. Bana ilk şeyler sorarsanız ilmi vücuttaki şeylere ol dedi. Neyle? İradesiyle. Onda oldu gibi. Hey, kafamdaki. İşte öyle kafandaki. Şimdi demek ki o kafandaki ise o bir vücuttur. Gene var. Yok. Nereye dedi? Yoka dedi. Da. Yok. Allah kendisi var. Hiçbir şey yok. O zaman dedi ki kün feye kün de ol dedi. O zaman nereye dedi de bir şeye dedi yani. Hani Kur'an ustada usta şey çıkartıyor ya işareteceğiz da diyor ki Bismillahirrahmanirrahim diye Kur'an başlıyor. Burada mukadder sorular var. Besmele söylenilen bir şey. Ortaya konulan bir şey. Diyen olması lazım.
kul lazım. Denilen birisi lazım, peygamber lazım. Yani mukadder olarak o besmelenin iktiza ediyor. Deneyen var, denilen var, denildiği şey var, denilme maksadı var. Tamam mı? Şimdi o kün dediği şey tekvindir. İlmi vücutlara dönüşüyor. Yani aslında şunu mu diyorsunuz? Kün emri ilmi de içine alıyor aslında. Evet. Hangi ilmi alıyor? Yani şey ilimleri alıyor. Kün, mümkünat ilimlerini. Hani olacaklarla. Şöyle bir şey yok mu? Şimdi kün yani şey için değil mi? Şecerikat için değil mi? Mümkünat işte bu. Mümkünat için değil mi? Şimdi mümkünatsa bunu Cenab-ı Hakk'ın zatı tarafındaki zati sıfatından daha hemen vücuda çıkmadı oradan ol dediği zaman. Ol dediği zaman ilme dönüşüyorlar. Peki yani o zaman şöyle demiş oluyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın oğlu kendi zatından sıfatlarını çıkarırken kullandığı bir ifade gibi yaptınız. Hayır. Şöyle. Bir yani oraya çekerseniz o zaman kendi zatından sıfatlarının çıkma sürecindeki ol demesi gibi. Ol dedi, ilmi iradesi kudresi çıktı. Daha ollar sonra aşağıya... Hayır bu çıkma. Şöyle. Şöyle anlatayım o zaman. Şimdi Allah'ın bir vücut hakikati şudur. Mahiyeti zatiyen merkezde. Onu bir dışarısını çıktığın zaman şunat-ı zaten. Daha dışarı çıkarsan sıfatlar var, daha esmalar var. Yani esma sıfattan kaynaklanıyor. Sıfat şunatlar, şunat-ı zatiden, şunat-ı zaten mahiyeti zatiyenle kaynaklanıyor. Şimdi... Abi Allah aşkına bir müdahale edeyim lütfen. Dayanamıyorum. Şimdi ben şimdi büyük bir alim olarak iki alemin söylediklerini birleştireyim. Yani sizin ve Osman'ımın. Şimdi sanki oğlu sanki yerleştirmeye çalışıyorsunuz gibi. Şimdi Hasan abi şu düğmeye ben basarak lambaların yanmasına sebep oldum değil mi abi? Evet. Ol dedim yani tabiri caizse. Evet. Ol dedim düğmeyi açtım. Ve lambalar yandı. Artık daha parmağım orada değil ama lambaların yandığı sürece benim ol demem devam ediyor. Yani o ilk ol dediğiniz gibi tekvinde başlayıp o ol bitmiyor devam ediyor. Bitmiyor devam ediyor. İlmi vücutlara ama bu ilim sonradan yapılmıyor. İşte devam ediyor. Hayır. Olu oraya taşıyamazsınız gibi geliyor abi. Cedikat tarafına ol demesi lazım. Yok o ol devam ediyor. Esmanın altında olması lazım. Bu mertebede olu işletmememeniz lazım. Şimdi neden buraya... Bir kere Kur'an neden, olduğu kelam... Bir dakika. Neden sıfatı zatiye ve sıfatı subutiye diye ayrılmış? Neden sıfatı subutiye denilmiş bunlara? Sebep? Neden? Kullara verilenler, tekvin kula verilmemiş. O zaman tekvinde kün fekün başlamış. Çünkü niçin şey yapmış? Bu subut-i sıfat kullara verilen sıfatlar var. Bunlar hiçbirisi kula verilmemiş. Dolayısıyla tekvinde başlamış olması lazım. Dolayısıyla bak şimdi, bu hangileri, bu Adem'de, Adem neydi? Vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandı. Yani bütün o ilmi vücutlar da nereden çarpılmış? Adem'den. Adem bize göre yokluk. Allah'a göre Adem iki tane menzil. İlmi vücutlar veya vücut dairesiyle Adem ikisi de menzil. İkisi de yer. Ama bize göre yersiz yer, mekansız mekan, zamansız zaman. Yani Adem'i mutlak değil. Vücud ilmiye perde olmuş bir umman. Biraz da devam edersek. Abi devam edin. Allah aşkına. Sen bitiriyorsun. Lütfen. Yani bunu müdahale etmek zorundayım. Çünkü kafamda çözemediğim bir soruydu. Size daha evvel sordum. Söylediniz ama anlayamamıştım. Bunu ben bir söyleyeyim. Yani fikrimi söyleyeyim. Hasan abi bir dönem size dedim ki daha zattan aşağıya baktığımız zaman muhakkak her şeyin bizde bir karşılığı var mı? Zatın dahi bizde bir karşılığı var abi. Öyle mi? Ene diyoruz değil mi abi? Şimdi o zaman size sordum ki benim o zaman tekvinin bende dediğim bir karşılığı var. Size. Tekvinde de Adem var. Kafir Adem'e gidecek. O zaman bunun bende bir karşılığı varsa benim de burada bir karşılığım var. O zaman beni kafirden farklı kılan nedir? Diye bir soru sormuştum Hasan abiye.
cevabını anlamamıştım. Şimdi Harun'un da desteğiyle şöyle bir düşünce oluştu kafamda. Şimdi tekvinde de ilimde de bizim için ilimde de Hasan abi bir adem var. Var. Tekvinde de var, ilimde de var. Bendeki karşılığı olan adem bu zaten ilimdeki adem. Bu mektubattaki söylediğim ilimdeki adem. Evet. Evet. Tabii daire ilim dedi zaten. Evet, daire ilim. Bendeki, onun ardı tahtada, daire ilimde. Bendeki karşılığı olan adem, ilimdeki adem. Benim orada bir karşılığım var, onun da bende bir karşılığı var dediğimiz adam, ilimdeki adem. Şimdi ol burada başlıyor, buradan ilime geliyor, irade ve kudret devam ediyor. Şimdi hani bir yolculuktan bahsediyoruz ya bize. Şimdi bu yolculuğumuz bizim ol ile başlıyor. Şimdi Harun'un orada bir şeyi oldu çünkü. Beni kafirden farklı kılan işte bu. Böyle devam eden yolculuğu, alem-i şehadetten dönüp geri gelen yolculuk buraya gelmiyor artık. Bekaya geliyor. Bekaya geliyor. Yani tam o ta nereye kadar devam ediyor biliyor musun? Orada dur sen. Evet. Dur gitme dur. Dur. Bak. O buralara kadar sirayet ediyor. Sonra Arş-ı Azam Çanan derken en son esir ve atom libasını ol var ya emir devam ediyor. Kün şey evri kün feykün tezgahı ve fabrikasında şey yapıyor. Bitiyor. Ol esmaları da çıkartıyor mu? Esmaları çıkartıyor diyemezsin. İşte diyemezseniz oraya evet. Koymayacaksınız abi yukarıya. Neyi yukarıya koymayacaksın? Yani künü tekvinden başlatırsak sıfat da çıkmış olur, esma da çıkmış olur. Esmaya yok diyemiyorsun. Yani bir sistemi var, bir de sistemin içinde çıkan malzemeler var. Biraz da gideyim tamam. Belki daha biraz malzeme zihnimizde, malzeme çoğalırsa ama bu burada dursun kafanda. Kafamızda. Şöyle diyebilir miyiz abi? Yok demeyelim. Devam edelim ki. İşte, ama bu da önemli. Tekvin, şey diyoruz oğlum. Mahiyeti, bunu neyle yapacak yani bir hakikat, bir kanuniyetle yapacak ya. Buradaki sukut sıfatların içindeki kişileri kullanarak kanuniyet yaparak devam ediyor diyebilir miyiz? Yok, devam edeyim bak. Biraz malzememi çoğalırsa zengin düşünebiliriz. Biraz dar bir konuşuyor. Çünkü çok şey. Malzememiz yok fazla. Evet. Yani çünkü sebep sonuca şey olmuş olan bir kafa, biraz ruhsal tarafı, siziş tarafları, farkındalık tarafımız, akıl üstü böyle şey tarafımız gelişmesi lazım. Onun için de malzeme vermesi lazım. Malzeme verilmesi lazım. Ama körü körüne de kabul edilmemesi gerekiyor. Aklı biraz yoralım. Dur, bakayım ne diyeceğim. Ondan sonrasını bakalım. Kudretle tekvine, mülkte ve melükütte misalleri. Şimdi misaller vereceğim ki anlaşılsın. Fark. İkisi fark. Terki dünya derler. Oysa sahabeler ekmiş ve biçmişler. Yani zahirde çalışmak kudrettir. Batında terki siret ve terki can, batın bunun adı tekvindir. Yani terki dünya derken dünyada el ayağını eteğini çekmek değil, sahabeli ekmiş pişmiş. Neyi? Yani masivaullah ile kalbini bağlamamak. Onun için kudretle kudretini çalıştırmışlar, ekmiş pişmişler ama kalbini bağlamamışlar. İşte kudretle çalışırken aynı başka bir sistemle alakayı kesmiş onunla. Allah ile alakayı bağlamış. İşte Allah ile bağın adı tekvin. Biraz daha. Nübüvvet tekvine bakar, risalet kudrete bakar. Niçin? Risalet hepimizi genelleyendir. Nübüvvet ise kemalat-ı beşeriye olduğundan bu içseldir. Onun için miraca risaletiyle gitti denmemiş, velayetiyle gitmiş diye söylüyor. Velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Şimdi elbette ki risalet üstündür. Risalet üstündür nübüvvet tarafından, velayeti tarafından. Ama kimsenin nübüvvet tarafı yani velayet tarafı
gözükmüyor. Yani tekvin bir bağdır. Tamam mı? Bir bağdır. Allah'a karşıdır tekvin bizde. Kudret ise bizde nasıl gözükür? Yani tekvin bize şöyle gözüküyor. Kendisine bağlıyor. Bir bağdır. Çocuk anasına bağlı. Şefkat bağı var. Ama gözükmez. Yani bu halktan halka, halktan halka gibi. İktibas hani. Evet öyle. Yani oluyor. Mesela çocuk da altını temizliyor. Bu kudret. Çocuğa bir şefkat bağı var. Bu tekvin. Melekut tarafı. Ondan sonra maneviyat tarafı tekvin. Mülk kudrete üstündeki inşa ve ihya'ya bakar. Yani kudret aklımızı inşa eder. İnşaattan dursun kafamıza. İnşa kalbimizi ihya eder. Melekut ise melekut tekvine. Yani melekut onu yazacaktık. Onu şey yapmışız. Tekvine. Kudret, melekut var onu seviyorsunuz. Tekvin. Zemine bakar. Mülk kudrete, melekut tekvine bakar. Evamiri tekviniye tekvine bakar. Ayatı tekviniye kudrete bakar. Ayatı tekviniye nedir Kur'an'da? Ve min ayatina ayetlerimiz. Şu mevcudat denilen şu varlık kudretin vücud haricileridir. Kudret yapmıştır. Evamiri tekviniye ise tekvin yani tekvin sıfatına bakar. Şimdi söyle. Abi az önce dediniz ya nübüvvet, tekvin, risalet, kudret. Nübüvvete, tekvine şefkat dediniz. Şimdi sizden önce benzer bir şeyi Harun söylüyordu. Dolayısıyla risalete, kudrete de muhabbet denilebilir mi? Öyle oluyor zaten. Oluyor. Öyle oluyor değil mi? Tabii bir merkez. Tamam evamir tekvini zaten tekvinmiş zaten. Ben yeni duydum fark ediyorum. Elbette. Tekvini emirler. Emirler. Daha acayip net sarı ifade görecek şimdi. Ya, tekvini ben hiç dikkatli bir defa şey anlayamıyorum. Yani bak tekvin diyor zaten. Tekvin diyormuş zaten. Abi ne? Peki, yani. Peki şeyi duydun mu sen? Ben şaşıracaksın. Kudret, kudretin nişanında efal ilahi var. Kudretin dışında? Efal ilahiler var. O ne demek ya? Ya, Risale'de geçiyor bu. Evamiri tekvini çok geçiyor. Çok kullandığım bir şey. Ben hiç tekvin diye düşünmüyordum onu. Tekvin sıfatından ilişkisi. Peki evamiri tekviniye neydi? Hatırlar bana. Hatırlar mısın? İçini doldurur musun? Karpuz gibi yer onu. Evamiri tekvinin içinde ne var? Meyil. İncizap. İncizap. İhtiyar. 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 Bunun işte tekvindir. Peki bu mevcut elma armut nedir? Kudrettir. Hayat. Peki onun yazılımı var ya içindeki genetiği, DNA'sı, meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap, bu dört tane. Evamir-i tekviniyedir. Bu tekvindir. Tekvinle nasıl alaka oldu şimdi? Orada kendisi. Yok yok yani nasıl? Evet. Yani tekvinin vücud haricisi kudret, Lazcası. Tekvinin vücud haricisi, yani batınısı, tekvin, sureti kudret. Peki başka bir şey söyleyeyim. Yani, sebepsiz yaratmalar tekvine bakıyor. Sebepli yaratmalar sebepli yaratmalar kudret. Sebepsiz yaratmalara tekvin. Başka ileri götürüyorum. Allah biz diyor Kur'an'da bu kudretle oluyor. Yani bir elma yaratılırken suret var, renk var, şekil var, tat var. Hepsinin kaynak bir esmadır. Esma her bir esma bir esma renklendirse, bir esma şekil verse, bir esma tat verse, bir esma onun geometrik şeklini yapsa, her bir esma bendir. Benleri toplasam biz olur. Bu varlığın dışarıya çıkabilmesi için yüzlerce esma lazım. Bu esmaların bütünlüğü biz oluyor. Bunu yaratan da kudrettir. Ama Allah var iken hiçbir şey yoktu. İlk yaratılma sebepsiz yaratılma, esma kullanılmadan yaratmaya da tekvindir. Çünkü zira eşyanın mahiyeti sıfata bakar. Esma ise o sıfatın üzerindeki cilve, cemal, nakış ve sanatıdır. Tamam. Yani eşya mesela şöyle diyeyim. Bu mevcudat aynadır Allah'a. Neyi gösteriyor? Esma'yı gösteriyor. Peki mevcudat kendisi nedir? Sıfattır. Demek ki sebepli yaratılmalara
kudret sebepsiz yaratılmalara tekvin, sebepli yaratılmalara biz, çünkü esmaların her bir esma ben olursa benlerin cemi biz oluyor. Biraz da devam edelim. Evamir-i tekvini anladın mı abi? Ben evamir-i tekvini böyle kalıp ya. Ben hiç onun öyle tekvinle ilişkisini... Ama ötekisine ne diyor? Ayat-ı tekvini diyor. Ayeti dönüşmüş tekvini ayetler. O zaman çok merkeze geldi mevzu. Biraz o kafanız oturuyor değil mi biraz ya? Evamir tekvini edince değişti iş. Değişti bak. Biraz da devam edeyim bak şimdi. Eşyanın diyor metini okuyorum. Eşyanın evamir-i tekviniyesine kemal-i imtisali ve mümkünatın vücut ve âdeminin musabahatından ibaret olan imkanındaki muvazene sırrıyla. Nedir bu? Ne anlattı? Diyor ki kudret yaratıyor. Kudretin yarattığı şeyin bağ tekvinde. Yani mesela kudret yarattı. Elma yarattı. Ama elmayı Allah'a bir bağ var elmadan. Bu tekvin. Elmanın öyle bir bağ kurmuyor. Kudret bağ kurmuyor. Elmayı yaratıyor. Ben bu işi yaptım diyor. Vücudu harici çıkarttım. Esir, atomdan yarattı. Kudret. Ama elmanın devamlı bağ. Şimdi gelecek misal şu. Navigasyon tövbe estağfurullah. Navigasyon Allah'a misal olsa, elindeki uydu Allah'a misal olsa, uydu, elindeki navigasyon insana misal, tamam mı? Elindeki kudrettir. Yani elinde navigasyon yok mu? Bu kudrettir. Vücud harici çıkmış. Uydu da Allah'a misal, uydu ile navigasyon arasındaki bağın adı da evamir-i tekvin, tekvindir. Çünkü evamir-i tekvinin içinde ne vardı? Meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap. Şöyle olabilir mi abi? Hani ilim daire ilim var ya. Tekvin dairesi de evamir-i tekviniye gibi. Dairesi zaten. Evamir-i tekvini, tekvinin dairesi. Değil mi? Evet. Yani o da mecülde. O da dairesi mecülde. Mecülde. Baba yerde. Yani şimdi bak bunun dişe vuruşu evamir-i tekviniyedir. Şöyle dur tabi. Ha, bunun dışa içi diyelim bize göre tabi Allah'a karşı değil. Adem var. Adem'in de dışa vuruşu evamir-i tekvini. Evamir-i tekvini de meçhulde şurada. Peki evamir-i tekvini üzerine kudret yaratıyor zaten. Kudret vücuda harice çıkıyor. Peki kudretin çıkarttıklarına evamir-i tekvini mi denilir? Hayır. Ayat-ı tekviniye. İcat oluyor. Bu bir yazsak abi şöyle. Yazalım. Bir de şunu söyleyeyim. İnsan nedir? Kainat Kur'an'ının ayat-ı kübrası, bir de ayat-ı kübrası, bir de ne diyor insana? Ayet-i kürsisi. Tamam. Ayat-ı kübrası tekvine bakıyor. Ayet-i kürsi ise kudrete bakıyor. Şurada hemen bunu yazayım. Bu daireleri bir yazalım abi. Gözümüze. Bunun içinde şöyle yapıyorum. Ama şöyle yapayım ustaki. Ayrı yazın abi. Zannediliyor ki bunun toplamı olacak. Olmasın. Biraz garip bir mevzu değil mi abi? Evet. Ulema mabeninde olmuş bu iş. Hemen Hasan'la Osman bir şeyde ama o kafama yattı. Öyle olur mu? Yatar mı? Niye? Bu akıl bir alettir, haddini bilmesi lazım. Alim-i şehadetteki ilişki ve çelişki şey yapıyor. İman 9'da tekbine girmişti. Şimdi 60'da girdik. Adem var. Bunun içinde şöyle yapıyorum. Evamir-i tekbiniye var. Evamir-i tekvini var. Onun dışında ayat-ı tekvini var. Ayat-ı tekvini de dışarı çıkarsa aynı hayat
maddeyi hayat peki şuradan aşağıya şöyle yazsam görür musunuz herhalde? Görürüz abi. Görürsünüz değil mi? Esir esir var. Esir. Biraz daha götürüyorum. Buradan bunun aşağısını kabul edin. Yetmedi ömrüm. Sayfa. Enerji. Yani bizim manada kuvvet. Tamam mı? Kuvvet. Biraz daha aşağı gidiyoruz. Yani bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu böyle gidişine bakma. Esirden aşağı yazdığımı kabul edin. Şunu buraya aldım. Tamam mı? Hayalim burada. Atom. Ceset. Kudret buradan devreye giriyor. Şuradan. Evamiri Tekviniye'nin içini yazıyorum. İçini doldurayım isterseniz. Bunun içini dolduruyorum. Mail. Ondan sonra ihtiyaç. Ondan sonra incizap. İncizap. İhtiyaç. İhtiyaç. Yok yok İhtiyaç var mı abi? Var. İmtisal yazmışsınız defterde. İmtisal işte o zaman teşne. İmtisal mıydı? Tamam odur. Defterde imtisal yazmış. Tamam tamam. İmtisal mi? Evet. Yanlış olabilir mi? Defter yanlış olabilir. Bence imtisal yok orada. İmtisal yok. Kaderin şeyi mi? 529. sözde yazar. Muzaaf, meyil, ihtiyaç olur, ihtiyaç, iştiyak olur. Oraya bakar mısın? 528 mi neydi? Evet abi, incizap, iştiyak, ihtiyaç meyil, ihtiyaç olacak. Tamam. İhtiyaç, doğru yazın. Defter yanlış. Evet. Hangi defter? Orada yazdım. Tamam, ne, onu hemen iş yapalım. Kaderin şeyi değil mi? Çünkü 528 miydi? Ha, 528 miydi? Ve nerede, hangi sayfada abi onu düzelteyim? Hemen ikinci sayfada. Ha, hangi şeyi ihtiyar? Hangisini değiştireceğim? Yok yok. O devam ediyor. Birincisi mi? Ha, birinci yanlış. Ha, ihtiyaç olacak. Ya o artık o dersin heyecanından ne yazdığımız aklım başka bir şey söylüyor, elim başka bir şey yazıyor. O manyaklığımıza şey yapmayın. Şimdi Ayat-ı Tekviniyi de yazalım. Kudret burada nerede devreye girdi mesela? Onu yapayım da farklı bir kalemle. Onu yapın abi, bu Evamir-i Tekviniye'nin o daire olduğunu da bir vurgularsak iyi olur yani. Ha tamam. Kafamda bir şey olduğu için ve de mecrülde olduğunu. Tamam, onu da yapayım. O zaman ben bunu şöyle yapayım abi. Şöyle yapayım, tamam tamam. Tekvinin... Şekil çıkıyor yani böyle olunca. Tekvinin dairesi olan... Mecude. Tekvinin dairesi Evamiri Tekviniye. O şöyle diyeyim, olan demeyeyim şurada. Adam gibi yat. Tekvinin dairesi... Dir, mecudedir. Dairesi mecude. Hem mecude. Ondan sonra burası... Ayat-ı Tekviniye bu ve min ayatına kudret kudretin vücudu haricileri olan alemi şehadet alemi gayb alemi şehadet değil çünkü alemi gayb çünkü cenneti de kudret yaratmış. Alemin gayb yani. Mazi, halim, müstakbel. Gayb ve melekut alemleri olan gayb olmadı. Mazi, hal ve müstakbeli birlikte mi? Evet, gayb, evet. Ve melekut.
diyeceksiniz ki alemleri. Biraz önce dedin ki mülke kudret dedin, melekute tekvin dedin, burada melekut dedin. Her şeyin dışarısı kudret, her şeyin ama batınısı tekvin. Yani mülk, aha, her şeyin dışarısı sureti kudrettir, batınısı tekvindir. Her şeyin. Tamam mı? Her şeyin. Kudret şöyledir. Şöyle bir şey anlatayım. Kaf nun tezgahı diyor. Kudret yaratıyor kardeşim. Onun eline programı veren, şunları yaratacaksın diyen şeydir. Tekvindir. O ilimdir. Tekvin iradeye mi bakıyor? Ha, ilim de şu. Şöyle ama şöyle anlatma kastediyorum. Buraya karıştırmadan şöyle. Allah bir şey yaratacağım diye karar vermesi iradedir. Onun plan ve projesini çizmesi, bunlar böyle böyle olacak, ilimdir. Onu yaratacak kişi, usta, kuvvet, kudrettir. Malzemeyi ne ile yapacak? Taşı, toprağı ne ile yapacak? Allah var iken, hayat. Hiçbir şey yoktu, hayatla yapacak. Tamam, bu subut-i sıfat. Bunların özelliklerini sana vermiş. İlim var sende. Oradan haber veriyor. Kudret var sende. Basar var, sen var. Ama tekmin yok bizde. Vermemiş bize. Ünvandır diyor abi. Anladın mı? Şimdi ne yapıyor biliyor musun bu? Bu yedi tanesi bazen bir bütünlük olarak, bazen tek tek olarak buraya bu da şey yapabiliyorlar. Şöyle diyeyim daha şey. Bu alim-i şehadete bakıyor. Burası Allah'ın zatına doğru bakıyor. Yani mecul vardı ya. Nur Muhammed'i. Nur Muhammed'in içinde ne vardı? İki şey vardı. Nur ve mana. Allah nuru semavat verir. Nur alem-i şehadete bakar. Mana ise Allah'a bakar. Zaten zatı sıfat onun için olmuş. Şimdi yalnız burada da Gaffar'ın dediği gibi Adem var. Tamam mı? Çünkü niye? Vücud ilmeğe perde olmuş bir umbandır. Bu Adem. Ama bunun gibi değil yani. Ama onun için ilimde Adem var demiyorlar. Biz burada ilim diyor sırf başka. Adem'in şurada kullanılıyor. Ama daire ilimde var desin. Evet. Şimdi şöyle Allah'ın nazarında Adem yok ama var. Bizim dünyamızdaki Adem gibi değil. Allah'ın nazarındaki Adem, Adem-i haricidir. Unutma. Harici çıkmamış. Nefsin emirde olmamış. Ama ilmi de değil. İlmi program, çekirdekteki programa ilmi program denilir. İlmi vücut denilir. Ağaç kudrettir. Çekirdek ise ilimdir. Ağaç ayat-ı tekviniyedir. Çekirdek ise evamer-i tekviniyedir. Anladın mı abi? Mesnevi de diyor ki, kudret şeye diyor, ilime, çekirdeğe, çekirdek, İlmemde evamir tekviniye şeydir diyor. Evamir tekvini ta başa koymuş. Evet. Hatırladın mı? Tamam. Bak, ağaç köke, kök çekirdeğe, çekirdek evamir-i tekviniyeden medet alır diyor. Sıralama yaptı abi. Evet. Yani evamir-i tekvini var ya çekirdekli programı. O evamir tekvin yazıyor onu. Tekvinin yazdığı evamir-i tekviniye programın üzerine kudret yaratıyor. Ama tekvinin yazdığı o şey ilimdir. Çünkü ilim de Adem'den şey yapıyor ya. Peki, biraz da gideyim, biraz da gideyim. Sonra alacağım seni. Kudret yaratıyor, kudret yaratıyor. Kudretin yarattığı şeyin bağı tekvinde. Mesela elma yarattı, kudrettir. Ama elma ile Allah arasındaki bağ tekvin. Evamir-i tekvini ile bağ daima kesiksiz devam ediyor. Kudret yaratıyor ve bırakıyor. Allahu alem kayyum tekvine bakıyor. Anladığımı diye Allahu alem.
Başka bir maddeye geçiyoruz. Eğer bir çizgi bir maddedir. Kudret ise ayat et tekviniye bakıyor. Tekvin ise evamili tekviniye bakıyor. Evamili tekviniyenin içerisinde ne var dedik? İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil var. Ayat-ı tekvinin içerisinde ne var? Ayat, atom, enerji, esir, madde, hayat, aynı hayat. Bunlar var. Başka bir maddeye geçiyoruz. Her bir çizgi başka bir madde. Zengin olsun diye biraz çabuk gidiyorum ki. Ayat-ı kübra tekvindir. Yani biraz önce şeydi, kudretti. Yani bir öncekisine göre, bir sonrakisine göre şey yapıyoruz. Bak, ayat-ı kübra tekvin ki arş-ı azama bakıyor. Ayet-i kürsi ise kudret ki kürse bakıyor. Necul demiştik ama şimdi aşağı. Yani niçin? Aşağı doğru iniyoruz, çıkıyoruz. Mesela şöyle diyeyim. Kudrettir benim vücudum, ruhumdur tekvin. Peki, ruh kudrettir, mecul tekvindir. Anladın mı? Yani hep durduğumuz yerin arkası. Siz bunu yazarken nerede durmuştunuz abi? Demek ki ona göre değişmiş mi bu? Değişmiş. Evet, bak şimdi. Mesela gömlek kudrettir, atlet tekvin. Atlet kudrettir, vücudum tekvin. Vücudum kudret, hayatım tekvin. Haya böyle gitti işte. Bunu hep söylüyorsunuz abi, su, buz, aşk yok diye de diyordunuz. Yani ki o şece aşağıya indiğimizde, yani şece kat tarafında artık evamir tekviniye demek gerekmez mi? Tekvin diyor zaten, tekviniye diyor. Evamir tekviniye de, evamiri tekviniye de vücud harici çıkmış olan ayatı tekviniye diyor. Ayetler gözüken işte bu çiçek ayatı tekviniyedir. Evamir tekviniye kimse görmüyor. Peki orada emir ne oldu orada bir şey diyebilir misiniz? Çünkü, bu bağlamda. Bu, emir tekvindi. Harika. Bunu burada nasıl tutuyor? O işte, o bağ işte, uyduğuyla senin devamlı bağın, elmayı dedim mi, onun için misal verdim. Şimdi elinde navigasyon var. Uyduyla bağ. Sen bağı görmüyorsun ki. Eğer bağdan bir an kesilse, her şey yok olur. Bütün program gider değil mi? Bilgisayardan yaptın, bir elektrik kesildi, bütün çalışman gitti. Navigasyon ile uydu arasında gözükmeyen bir bağ var. O evamir işte. Evamir o. Uydu Allah, sinyal, evamir, tekvin bu. Ya, yansıyan burada olan mı? Onu tutuyor. Kayyumiyet de para ne dedi? Tekvin işte. Evamir ile emir. Başın evamiri tekvini iki kelime ya. Tamam, biri emir. Emirin çoğulu. Tekvin. Bir de tekvin. Tekvin, evet. Tekvinin emirleri. Emirleri. Değil mi kelime? İkisi olarak. Evet. Tekvini emirler. Yani emir derken bizim gibi mesela memura amir der ki, sen mesela memurun var senin. Emredersen kopar o. O artık kafasına. Bu emir öyle değil. Devamlı bağ. Şimdi mesela dedin ya, sen evamir tekvinin emiri nasıl anlayacak, onu anlatıyorum sana. Şu çiçek yaptın. Çiçek çiçek olarak durması gerekiyor. Yani yaptın, bir anda dağılır. Hı. Yaptın dursun öyle. O emir. Emir bağdır. Yani kudret yarattı elmayı. Ama devamlı elma duruyor. Allah ile bağ var. Bu da tekvin. Kudretin bağı, Allah'a bağ, tekvin. Kudret bize bakıyor, elma bize bakıyor. Kudret bize bakıyor. Elmadaki Allah ilişkisi, Allah bağ, tekvin. Tutuyor. Evet, tutuyor. Diyor ki, manevi değerlere bakıyor tekvin, maddi bağlar değerlere bakıyor kudret. Yani vicdanın yaratılması kudret, vicdaniyatın hissedilip mahsedilmesi ise tekvin. Enerji var ya, yani ya doktor benim vicdanım yanıyor ya. Vicdanım yanıyor. Bu tekvin. Vicdan neydi? Vicdan, irade, zihniz, latife yapalım. Vicdanın mahluktur. O kudret. Vicdanın vücudu kudret. Vicdanım yanıyor, tekvin. Maddi hayat-ı Muhammediye. Çeşit çeşit misaller dedim ya, 30-40'ların örnek olacak. Şimdi maddi hayat-ı Muhammediye kudrettir. Manevi hayat-ı Muhammediye ise tekvindir. Her sahada örnek vermeye çalıştım. Daha güzel gidecek. Mucizeler, kerametler, inayet-i hassalar,
İmdadat hususu ise, bunu kaçırmayın, bu çok önemli. 221 Kasım'da bu. Gerçi yazmadım ama kafamda. Mucizeler, kerametler, bunlar sebepsiz yaratılmalar. İnayat-ı hassa var. İmdadat hususiye var. İhsanat-ı mahsusa var. Bunlar tekvin. Esbaplı esmalar, yani esbaplı esmalar. Mesela Allah'ın iki türlü esması var ya. Bir zat-ı esma, bir efali esma. Mesela Allah, Samet, değil mi? Bunlar zat-ı esmadır. Mesela Gaffar, Kerim, Latif, bunlar esma-i fiiliyedir. İşte esbaplı esmalar, adat-ı ilahiyeler, sünnetullahlar ise kudrete bakar. Sünnetullah, adetullah. Sözler 197'de bir tane böyle koydum. Gerçi bu çok önemli olduğu için. Evameli tekviniyesi, bak burada söylüyor. Neymiş? Kudret ve iradeyi tazamun ettiğini. Görüyor musun şimdi bak burada? Evameli tekviniyeyi kimi tazamun ediyor? Kudret ve iradeyi tazamun ediyor. Ve bütün eşya evamirine gayet musahhar ve munkat olduklarını ve mübaşeretsiz, muaceletsiz halk ettiği için icadındaki suhuleti mutlakayı ifade için sırf bir emir ile işler yaptığını Kur'an-ı Mucizül Beyan ile ferman ediyor. Yani anladın mı? Mesela Kur'an bunu söylüyor. Mesela ol dediği zaman illa alem-i şehadetteki dişe vuruşuna şey yapma, hüküm feyküm, tezgah. Orada da gözüküyor, atoma dönmüş. Ama ol derken top, mecuda da ol var, arş-ı azamda da ol var. Şöyle diyeyim daha, tövbe ettik. Aklın tövbesi ayrıdır, kalbin tövbesi ayrıdır, vicdanın tövbesi ayrıdır, vücudun tövbesi ayrıdır. Vücudun tövbesi o mekana gitmemek. Kur'an zina yapma demiyor, yaklaşma. O mekana gitmemek, o mahalleden, mesela plaja gittin daha önce, tövbe ettin. Şimdi plaja girmemek, bedenin tövbesidir. Aklın tövbesi nedir? He? Aklın tövbesi fikir cihetiyle insan yok ya Rabbi. Vicdanın tövbesi nedir? Histir. Hissi seviyesinde. Buna ne deniyor? İmam Rabbani Hazretleri diyor. Nefs-i emmareden çıkınca levvameye gelir. Lev eder. Ondan sonra lev eder. Yani lazım kalansın. Şu günah var ya. Pislik. Bak vicdanın tövbesi de hissidir. Kalbin tövbesi nedir? Kalbin tövbesi. Kalbin. Onları neyse geçelim. Sonra ruhun tövbesi var. Böyle tövbeler farklı, tamam mı? Ol da böyle. Sözler 249'da diyor ki, bir mana söylüyorum, metin uzun olduğu için yazmadım ama sayfayı gösterdi. Diyor ki, taşın, köklerin evamili tekmini yerleri birbirlerini tanıyorlar ve itaat ediyorlar. Mesela taş ve kök. Ondan dolayı taş kökü görünce ona yol, şak oluyor. Yol veriyor. Yol veriyor. Ha, yol vermesini, kökün, bitkinin kökünü öflesen kırılacak. O kadar nazik. Taşı nasıl deliyor ki? Taşın evamili tekviniyesiyle kökün evamili tekviniyesi birbirini tanıyor. Bunların birbirlerine itaatlerinden sonra kökleri, taşları şak edip geçmesi ise kudret yapıyor. O taşın evamili tekviniyesiyle kökün evamili tekviniyesi birbirini tanıyor. Kudret devreye girip yaratıyor. Kudret yapıyor yani. Halk ediyor. Haşa, misal için söyleyeceğim, başka bir misal. Güneşi Allah'a desek, fotonlara tekvin deyin, renklere kudret deyin. Şöyle diyeyim, senin sahana geleceksin. Kristali hayal eder misiniz evin tavanında? Bir kristal arıza düşünün. Tamam. Şimdi kristala giren ışık beyazdır. Tamam. Kristalden beyaz çıkmaz. 7 tane renk çıkar. Ha. İşte çok acayip de şey olacak. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu mevcudat, domuz, kadın, erkek, dağ, taş, yıldız, cennet. Nereden yaratıldı? Avizeye ışık girdi ya. Öteki taraftan 7 renkten çıktı. Hiç kimse bekler miydi?
bu ışıktan 7 tane şey teşahhüb edecek. Ha, Allah ilk önce cemalini şu avize yerine celal koy. Cemalini celala bir vurdu. Öyle bir şey ki. Sonra da celalini cemaline bir vurdu. Celal ile cemalin ortası bak şöyle. Burası cemal. Burası da celal. Şuraya kristali koy. Bir vurdu. Şuradan aşağı kemal çıktı. Alem-i şehadet. Alem-i şehadet celal ile cemalin çarpışmasından çıkan kemaldir. Yani şöyle diyeyim. Kahhar bir vurdu. Rahman bir vurdu. Tamam mı? Ondan sonra Muntakim bir vurdu. Rahim bir vurdu. Celal cemal. Tak. Ondan sonra Hakim çıktı. Tamam mı? Evet. Hakim, hikmet sahibi. Ondan sonra Allah elhamdülillah Allah ekber. Subhanallah elhamdülillah Allah ekber çıktı. Mesela bütün cehennemin cehennemi neydi? Dünya. Adem. Cehennem alemi. Bu Adem alemleri ne diyor biliyor musunuz? Subhanallah subhanallah. Vücut alemleri ne diyor? Yaratıldığı için elhamdülillah elhamdülillah diyor. Adem alemleri subhanallah, vücut alemleri elhamdülillah, ikisini cem edip bütünleyen kişi Allahu Ekber diyor. Onun için mesela tesbih çekerken namazdan sonra Allahu Ekber'le başlasak, elhamdülillah'le başlasak olmaz. Niçin olmaz? Bu vücut olmuyor. Mesela Adem'den vücuda çıktı mı gafur? Adem alemleri subhanallah diyor. O zaman namazdan sonra subhanallah diyeceksin. Çünkü namaz kılmak Adem'den çıkıp vücuda çıkmanın belirtisidir namaz kılmak. Yoksa Adem'de kalıyorsun. Subhanallah demek Adem'i vücutlardan diyorsun. Elhamdülillah demek hamdolsun Adem'den vücuda çıktım. Onu kendimde tanımladığım için de Allahu Ekber diyorsun. Ama biliyorsunuz abi hani Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah diye de bir diziliş yapmış ya usta. Evet. Yani Allahu Ekber diyebildiğine de Elhamdülillah. Ondan sonra tabii çünkü nimetlerin en büyüğü diyor Allah'tır. Ne demek ya? Şu nimetlerin en büyüğü Allah'tır. Sıla-i Rahim var ya. Sıla bağdır. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim de ki Rahim. Rahim'in onayladığı bağ. Mesela akrabalar bağ, haramlık, selamlıkları Sıla-i Rahim dairesinde olma. O zaman nedir? Başka bir yerisini söyleyeceğim de daha. Şu mevcudatı Allah'a bağlamak Sıla-i Rahim'in en üstünüdür. Sıla bağdır. Rahim'in onayladığı bağ. İstediği bağ. Mesela akrabalar arasında Sıla-i Rahim yapalım. Kadın erkek beraber. Hayda Sıla-i Rahim oldu mu? Olmadı. Çünkü Rahim'in onayladığı bir bağ değil. Bağdır ama o bağ değil. Sıla-i Rahim'in neticesi vücut oluyor abi o zaman. Vücut, harika bir şey oldu. Evet vücut buluyorsun. Arşif her şey var. Arşif her şey var. Nasıl, iyi misiniz? Elhamdülillah. Müthiş ya. Yasin iyi misin abi? Elhamdülillah. Hadi bakalım. Şimdi köklerdeydik. Kökün evameli tekmenesi ile taşın evameli tekmenesi birbirini tanıdığından kudret ondan sonra onu halk ediyor. Şeyi yaratıyor. Şimdi haşa demdik. Subhanallah abi bu nasıl bir kelam ya? Bu nasıl ifade abi? Nerede görüp de nasıl yazmış bunu üstad ya? Ya bu acayip bir şey daha. Bir tuhaf bir şey. Yani tuhaf. Mesnevi'ni ne de Osman hatırlar mısın? Hepiniz hatırlarsın. Hoş geldin. Sıralama var. Haşa misal misal haşa. Güneşe Allah desek Celle Celaluhu. Güneşten çıkan fotonlar hiçbir belirleniş yok. Beyaz bir şey, foton, ışık tanesi. Eşeğe bir vuruyor, 7 tane renk çıkıyor. Peki, beyaz denen bir müstakil renk var mı? Hayır. 7 tane rengin bütünselliğidir, tamam mı? O foton ise tekvin, renklerin her birisi kudret. Güneşte Allah. Tamam mı? Veya, başka örnek veriyorum haşa, Alim burada mısın? Uyduya Allah de, sinyala tekvin de, navigasyonda onun gözükmesi, uydun sinyalin navigasyonda ortaya çıkması kudret. Başka bir örnek verelim. Zenginleştirmek için 30-40 tane örnek olacaktı. Feyiz, kemala, tekvine bakıyor. Sebap, pozitif enerji kudrete bakıyor. Feyiz, tekvin. Sebap, kudret. Mesela şöyle diyeyim, bu ne yanlış olacak? Namaz kılmak sevaptır.
Fizikte karşılığı nedir? Pervaneler var ya, pervaneler. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Zahirde bu dönüyor. Ama elektrik elde ediyor, bu dönmeye benzemiyor. Yani pervane dönmesiyle elde edilen enerji gözükmüyor. Yani pervaneye benzemiyor. Ama bu hareketten ortaya çıkıyor. İstanbul'da da milyarlarca cihazı çalıştırıyor elektrik. İşte bu pervanenin dönmesi namaz gibi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Pervane aşağı yukarı. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. E ne oluyor peki bu bedensel namaz hareketleri? Ruhta elektrik indikleniyor. Ha, bu elektrik indiklenmesine, bu hareket bedenseldir. Ruhtaki enerjiye tekvin, ruhtaki o enerji helaldir, haramdır, televizyona bakmayayım, internetlere girmeyeyim, oruç tutayım, zekat vereyim. Eylemsel hali de kudret. Ruhtaki hali tekvin. Kalmayayım, vücuda çıkmak İslamiyet. Artık eylemsel. Peki daha ileri götürüyorum. Çekirdek tohum tekvine, ağaç ise kudrete. Dolayısıyla hazırlanın, yaslanın yerinize, bak bomba cümle geliyor. İmam-ı Mubin tekvine, Kitab-ı Mubin kudrete bakıyor. Ona diyorduk ama şimdi siz ilmi attınız her yere tekvin diyorsunuz abi. Olur mu şimdi, nasıl yapacağız? İlmi bıraktınız kenara. Peki, Kitab-ı Mubin'de ne vardı? Onlara bakıyorum ben. Yani. Bak, ben sana söyleyeyim bak. Bana bak. Kitab-ı Mubin, kudret ve irade. Evet, kudret ve iradeydi. He, bak şimdi. Peki, İmam-ı Mubin nedir? Emir, ilim. Emir, ilim. Emir. Yani emirle ilmi toplayınca tekvin mi oldu? Ne oldu? Öyle bir şeyler mi oluyor? Ne yapıyorsun? Oraya mı gidiyor iş? Yani durduğun yerin bir arkası ya. Yani orada durmuyor ki. Mesela İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin neyin defteri şeydi? İki şey... Lef-i Mahfuz. Lef-i Mahfuz. Lef-i Mahfuz hangi sıfatta ki ortaya çıktı? En cami sıfat ne gözüküyor? Kelam. Tamam. Şimdi bunun arkası Lef-i Mahfuz'u oraya koyan tekvin. Bak şimdi, kudreti nerede peki? Kudret nerede bak? Ne kadar şıktır. Kitab-ı Mubin'in içinde ne var abim? Kudret ve ilim. İrade. Şey, irade. Kudret, irade var. Kudrete bak, şık oldu. Peki, İmam-ı Mubin'in içinde ne var? İlim emir var. İkisinin cemi Lef-i Mahfuz'dur. Evet. Onun vücudu, vücuda bakar. Zat-ı sıfatın vücuduna bakar. Yani tekvinin kudreti Lef-i Mahfuz mu oluyor? Yani o kadar doğru, diyemem, ama o cesareti gösteremem ama şöyle diyor. Bazen Kitab-ı Mubin'e kudret yerine evamir-i tekviniye kullandığı yer var. Bakış yönüne göre ama abi. Mesela Kitab-ı Mubin'de irade, kudret diyor ya. Bazı yerde kudreti kaldırıyor, evamir-i tekviniye diyor. Ha. Evet. Ondan çıkarttım onu. Allah canibinden bakınca keşke sefayı göstersin. Öyle olmuyor mu abi? Evet, her şey öyle. Ben biraz izah edeyim şunu. Kitab-ı Mubin irade ve kudreti tazamun ediyor. İmam-ı Mubin ise ilim emri tazamun ediyor. Ve emir tekvini. Emir var ya emir. Emir. Emir o. Şimdi Allah'ım, yani Risale'de ve ilmi kâr alimlerinde kudretin dışında efal-i ilahi denilir. Efal-i ilahi. Bu efal-i ilahideki o emir, o yani uyduyla navigasyon arasındaki emir, bağ, bu emirdir. Çünkü bir vurdun, yaptın, bitirmiyor. Onu tutuyor. Yani kudret yarattı telefonu, çekip gidiyor. Ama onu telefon olarak tutan emir. O şekilde tutan. Yani yaratan değil. Tam bağın kendisi, az önce tekvin dedik yani, o tekvin. Onun devamlı ve etmesi de emir olmaz. Emir, emir. Devamlılığını sağlayan emir diye ifade ettiniz. Emir, emir. Tamam. Bağın kendisi tekvin, onun devamlı bir şekilde olması şey. Tabii ikinci bu şöyle düşün abi. Şunu yarattın. Bunu nasıl yaratma yani? Uçak kalktı, yetmiyor ki. Bir irtifa kazandı. Onu tutmak önemli ya. Hı hı.
Kayyum emiri nasıl ayrı edeceğiz o? Kayyum esma. Esmasıdır yani. Orada hakim olan esma, kayyum. Ferdun kayyumun, hakemun. Esma ya. Peki, evet acayip bir yere geldi. Kader tekvine bakar, kaza ise kudrete bakar. Onun için tekvini pek bilmeyenler veya ilgimizi çekmemişse kader onun için bocalıyoruz. Peki kaza neydi? Kaderin hükmünün icra etmesi. Kader hep bütün hükmünü icra etmiyor. Kaderin içerisinde kaza var. Bir de ata var. Tamam mı? Bunlar hep kaderin içerisinde. Kader bütünlüktür. Kaza ise o artık tahakkuk ettirdi yani. Yarattı. Ata neydi? İhsan ilahi. İmdada tahsa ihsanatı hususiye ve neydi? Üç tane şey vardı. Burada çok hoş şeydi bakayım o. Hatırlarsanız neredeydi? Ha. Hani o üç tane çekirdeği toprağa gömdükten sonra biraz önce konuştuk. Çekirdeği toprağa gömdükten sonra ağaç çıkarsa Allah-u Teala altasından programa göre. Evet. Atasından. Kader ilmi ezeli nevi yani. O zaman tekvinde ilim ezeli nasıl ilişkilendirilecek? Bir de söyle abi. Kader ilmi ezeli nevindendir diyor. İlmi ezeli. Evet. İlmi ezeli tekvini nasıl ilişkilendirir? Şimdi bak. Kadere girmek istemiyoruz da. İlmi ezeli. Kader esma-i fiiliyenin bütünlüğüdür. Esma-i fiiliyenin bütünlüğü. Bütün esmanların bütününe kader. Tamam mı? Yani esma-i ezeli. Şimdi bunun içerisinde esma-i ilahinin bütünlüğüdür. Sata bakan esma var, esbablık esma var, yaratmak. Esbapsız yaratma esmalar var. Sen zata bakan esma Allah. Allah da isimdir, kelim gibi. Ama bir insana kullanılamaz çünkü zatı olduğu için. Samet gibi mesela. Ehad gibi. Zati esmalardır. Ama Gaffar olsun, Kerim olsun, Rahman olsun, Rezak olsun, efali esmadır. Bunların bütününü cemi kaderdir. Bu esmaların cemi. Şimdi girmeyelim. Biz tekvinle kudretle gidiyoruz. Su yumuşaktır, demir serttir. Donma olunca demiri patlatır. Parçala emri tekvinisini veren tekvindir. Demiri parçalayan kudrettir. Evamiri tekviniye çünkü. Meylan. Peki başka? Şeriat ilahiye ikidir. Bak şeriat ilahiye ikidir. Hem iki sıfattan gelmiş iki insani muhatap hem de mükellef olmuş. Birincisi nedir? Sıfat-ı iradeden gelmiş şer'i tekvini. Yani Allah'ın iki tane şeriatı var. Bir neymiş? Şeriat-ı ilahi ikidir. Sıfattan gelmiş. Bir tanesi de bak bir tane sıfat-ı iradeden gelmiş. Bir tanesi de kelam sıfatından gelmiş. Kelam sıfatından gelen emir Kur'an, değil mi? Yasaklar, helaller. Öteki işte sıfattan, irade sıfat, sıfat iradeden gelen işte bu kevni, ayat-ı tekviniyeler. Diyor ki, şu mevcudat ayat-ı tekviniyedir, emirdir Allah'ın şu yarattığı. Buraya muhalefet veya itaat alevi çoğunlukta dünyada şeyini görürsün. Beşinci kattan atlarsan yeni yere çakarsın. Muhalefet ettin. Yani bu mevcudattaki sıfat-ı iradeden yaratılan sıfat-ı irade burası. Hazreti İsa'ya. Ama kelam sıfatından gelen Kur'an'ı emirlere vücudu harici her daim olmuyor. Muhalefet etti. Namaz kılmayanın kafası kırılmıyor. Her daim dünyada veriliyor. Çünkü Allah herkese şefkat tokatı vurulmuyor. Mesela bak Mehmet'e tokat vuramam. Uzak. Ama buna vurulur. Bak yakın. Şefkat tokatı yakın olanlara vuruluyor. İşte sıfat-ı iradeden geleni
kendi şeyini. Bu birincisi karşılığı çoğunlukla dünyada olur. İkincisinin karşılığı çoğunlukla ahirette olur. Bu dünyada olana kudret, ahirette olana tekvin deniliyor. Abi bir şey sorabilir miyim? Kusura bakmayın, ben yani kendi çalıştığımız mevzuyla da çok ilişkilendirmeye çalıştığım için böyle bir ikilemle gidiyorum. Şimdi kurbiyetin beni götüreceği yer bir yere, veyahut da şöyle diyeyim, Burak'la ben bir yere kadar gidiyorum. Sonradan refref beni çekmeye başlıyor, değil mi? Yani veya akrebiyet diyelim abi. Burak aşağı kadar. Evet, evet. Aştan sonra kabuk kalbisine kadar. Evet. Re, raf, raf, ref, ref. He, bir dakika abi. Şimdi kabuk kalbisine kadar diyoruz, tamam. Bu bizim ondan sonraki, ondan sonrası ölüm ve helakettir dediği üstadın bir yer var. Ama belli ki oradan yukarıya da çekmeye devam ediyor. O çekim bizi şuna kadar, şunata kadar çıkartıyor mu abi acaba? Yani şunata kadar çıkartıyor olması gerekiyor ki siz Şecere-i Hilkat'te muhabbeti münezzehe demişsiniz abi siz. Yani muhabbeti münezzehe dediyseniz demek ki şunata kadar çıkartıyor benim. Mahiyeti zatiye. Buradan çıkmış. Şunatı zatiye. Sıfat-ı ilahiye Esma-i tamam işte ikiye katladınız abi. Ondan sonra İsmail Zatiye olacak sanırım. He? İsmail Zatiye. Genelde yazmıyoruz ya. Yazmıyoruz. Öyle mi? Esma diye geçiyoruz ya. Esma yemiyoruz aslında. Yani hususi bir şey söylenecekse olabilir de. Çok özür dilerim. Öyle zaten. Burası. Meçhul. Şöyle yapayım, birkaç tane ismini yazın. Nuru Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam. Yani insan ismi değil. Bu biliyoruz. Bu burası Şecere-i Hilkat, bu Vacib-ül Vücud. Biz de birkaç tane yazacağım. Bu kişilere kişilik kazandıran o ben denilen herkesin o ben dediği burası. Benim ruhum, benim aklım. Bunu biliyoruz da lazım olduğu için. Burada aynı zamanda ene var. Ben. Benlerin toplamı. Hepimiz ben bunu. Burası da arş-ı azam. Azam. Burası kabuk harfiyendi şu. Şurası. Şurası neydi abiler? Nedim orası. Ana mahfuz, ana kargasını yapacağız. Burası arş. Burasını cennet, cehennem yapalım. Cehennem. Bir iki tane de yapayım da tamam. Çünkü karşılıklarını daha fırla, bunun karşılıklarını getireceğim değil mi? Dün akşamdan beri iş yaptığım için bunu çizme ihtiyacım var. Burası, daha detayını yapmayacağım, tamam mı? Kürs, insanlık verildiği yer, beşeriyet, insan. Burası, levh-i ma-isbat, bugün konuşacağımız yere geliyorum şimdi. Hiç onu konuşmamıştık, işte bugünkü de. Hav, nun, fabrikası veya risalede geçiyor, tezgah. Tezgahı, alemi, berza,
yedi kat sema, alemi şahadet. Şurada da sen varsın. Mehmet abi değil mi abi? Heh, veya sen. Çekseliyim bu tarafa. Peki, buradaki ben, buraya nereden geliyor bu ben? Mahiyeti zatiyeden. Evet. Bilmiyoruz ama. Ben olan, şimdi mesela benim gömleğim diyen, o ben ya. Şunu biliyorum ki, gömlek değil bunu diyen, benim gömleğim. Gömleğin arkasında bir şey. Tamam mı? Hani Allah varlıkla vücudun, Allah, Adem de bir vücut dairesi, bir de vücut da vücut dairesi. Yani esir, burada da yaratılmış. Hani atomi yaratılmalar burada oluyor. Yani atom. Atom. Yani maddi hayat, aynı hayat. Aynı hayat burada. Hayat burası, aynı hayat burası. Sonra burada donmalar başlıyor. Abi. Donmalar başlıyor. Mekan esir diyeyim bak, esir. Mekan diyeceğiz. Enerji. Atom. Bu tezgahta oluyor. Tamam. Aslında bugün şey yapacaktık. Kün emredeki o kafı işte konuşacaktık ama bugün işte şey olduk. Tekvinle kudret. Şimdi kardeşim hangi kalemle yapalım ki farklı olsun? Yeşil. Kader kalemle. Şu ene şundan. Bizde böyle bir şey yapmış. Şunat-ı zatiye buraya oluşturmuş. Tamam. Ondan sonra bu şimdi diyecek ki bazıları kalp aşağıda akıl yukarıda. Kalp aşağıda akıl yukarıda olması mekan itibariyle değil. Çünkü kafa yukarıda olması, burada da aynı bedende de, vahiy ilk muhatap olan kalp değil, akıldır. Kur'an buraya indiği için. Sıfat el, ben buraya kadar şey yapayım. Şimdi sen dedin ki, neydi sorun şey? Şunata kadar gider mi diyor? Ya şunata kadar. Akribiyet beni, refret beni nereye kadar çekiyor? Ha, akribiyet beni nereye kadar buraya çekiyor? Kadar... buraya kadar Burak arşa kadar. Bundan sonra refrefe biniyor. Ama burada neyini bırakıyor? Göz, ceset. Cismaniyetini bırakıyor. Şurada bırak. Cismaniyet, göz kulağını bırakıyor. Ama gitti yani. Buraya kadar yaptı. Bedeniyle, yani cismaniyetiyle ruhuyla gitti. Bundan sonra o öteki vasıfları, cismaniyeti bırakmış, çıkartmış. Şöyle diyeyim, çıplak bir adam düşünün, 10. kata indi havadan, don giydi. 9. kata indi, atlet giydi. Daha önce indi de 10, ta kapıdan çıkacak ayakkabı giydi. Şimdi bu adamı tekrar uçuracağız. Hangi katta ne giydiyse çıkartsın. Hı hı.
Şimdi çıkarta 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 burada cismaniyeti giymişti. Çıkarttı. Burada kalp giymişti. Çıkarttı. Burada akıl giymişti. Çıkarttı. Burada ruh giymişti. Çıkarttı. Buraya geldi. Fela filan. Artık bence refref filan kalmadı. Refref şey yok. Onu demek istiyorum. Öyle bir şey yok. Kabuk kalp sende öyle bir şey yok. Kabuk kalp sende geldi mi abi? Her şey bitti. Eden edilen bir oldu, varan varılacak işte mevzusuna geliyor. Şimdi devam edelim fazla çoğaltma çünkü kudretli. Ama Allah aşkına biz orada kestiniz bitirdiniz yani biz oradan yukarıda yok muyuz? Yoksa doğru abi mu? O zaman siz nasıl şey yazıyorsunuz? Mecud'da bütünü hepsini alıyorsun içine de. Yani gafur. Sana ne diyeceğim daha? Durulur mu orada? Allah Resulü diyor ki seni hakkıyla bilemedik. Bilinmez de yani bilemeyiz. Biz mahluku sen haliksin. Tamam. Yani buraya geldi şuraya kabuk kalsın şurası. Yazayım ki anlaşılsın. Şurası. Kavseyn. Dedi ki hakkıyla senin imkanı yok. Nasıl bileceğim? Bilemeyeceğim. En iyi bilen kimdir? Sensin. Kimin? Kendini. Burada. Bundan sonra ölüm velakettir diyor. 642 mesnevidir. Bundan sonra ölüm velakettir. Şimdi bunu fark etmeden ölmek. Yani bu mübarek zat cenneti fark etmiş. Buraları fark etmiş demiş ki isteyene bunları ver. Bana seni gerek, seni burayı gerek diyor. Burayı ver diyor. Birkaç tane köşte, birkaç kuleyi. Yani aşağılamıyor. Buraya göre burası çok düşük. Peki, ya Allah Kur'an'da çok mu dedi? Tabii ki. Cehennemde de tehdit ediyor ama Adem'den pek bahsetmiyor sari. Çünkü avama hitap ediyor birinci derecede. Cehennemin cehennemi Adem'dir. Cehennem bir şey değil ki Adem'e göre. Adem'in vücudu haricisi cehennemdir. Cehennemin de vücut haricisi dünyadaki buhran, bunalım, panik atak, depresyon, intihar şey haletleri. Bu haletler cehennemden bize 70 bin perdeden geçmiş halidir. Bu aletler cehennemde, Adem'den peki hangi? Celal'in tecellisi. Sana bunu verdikten sonra artık ne şuun attı ya? Sana şuradan vermiş. Ne dedi? Herkesin bir sırrı var. Peygamber bir mana söylüyorum hadisi. Herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır diyor Allah Celle Celaluhu. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Tamam. Şimdi burada ne oluyor kavga zincirine? Ene de Allah ta'ayyum ve teşahhus ediyor. 9. sayfa şuralar. Ne oluyor? Bilmiyorum. Gidince söylerim yani. Ta'ayyum ve teşahhus ediyor. Peki orada ne oluyor? Mahluksuz ilim, mahluksuz irade, mahluksuz kudret. Şurada neler oluyor biliyor musun o? Buraya geldiğin zaman. Artık mahluksuz irade olunca o hürriyeti bak burayı kaçırmayın şimdi arkaya geçeceğim. Sokarım. Şuraya ene de Allah ta'ayyum ve teşahhus etti mi? Ne demek biliyor musunuz? Şu. Eyvallah. O enede kaderi çözelim. Orada mahluksuz irade var. Kudret var, sen var, basar var, kelam var, hayat in var. Peki nedir o? İşte bizdeki mutlak hürriyet enedeki taayyum ve teşahhusteki iradeden geliyor. Çünkü ne yaparsanız yapın, kazarsanız kazın, yapılanla yapılan, yapanla yapılan eşit olamayacağından hep cebriye çıkar. Onun için kader çözülemez gibi gözüküyor. Oysa enede Allah ta'ayyum ve teşahhus etmesi sıfatları iledir. İrade, ilim, hayat, kudret, kelam orada ta'ayyum ve teşahhus edince o irade mutlak hürriyetin oradan geliyor. Cebir onun için yok. Enedeki iradeden kaynaklanan cebir onun için olmuyor. Bunu Dehli Hoca 80 küsur yaşında alim. Nereden kazarsam kazıyım Hasan kardeş dedi. Bana verilen irade, veren iradeye karşı nasıl hür olur mutlak? Mutlaka gene cebriye var deyince en iyi çizdim.
Orada Allah'a teayyum ve teşahhus ediyor. Teayyum ve teşahhus subuti sıfatlar zati değil. Peki zatı var bilmiyorum. Ulema demiş ki bundan beğenmemiş. Teayyum ve teşahhus de ene de çünkü niye? Muhalefetün ibadiz. Ene'den yaratılan ruh ene benzemiyor. Ene'den yaratılan hayat ene'ye benzemiyor. Aynı muhalefetün ibadiz. Bizde bu şey yok mu? Kıyam-ı bine şey vücut yok mu? Vücutsuz vücut. Nasıl vücut? Ha? Buna geleceğiz. Ama bu insana verdi. Yani nasıl vermiş? Ulema demiş ki bunu insana vermemiş. Bunları vermiş. Hangi cihetle? Mahluk halinde olan insana basar vermiş, semi vermiş, hayat vermiş ama mahluk olmayacak şekilde bunları enesinde var. Var. Abi şöyle oldu ya. Abi ama kullanıyorduk yani var bizim yani. Battaniye taşıyımız bekaya, vücuda, tekbine. Mesela insanda beka yok mu? Var olmaz. Ama vücud haricisi yok ki yani. Mahluk şeklinde yok. Göz gibi değil. Muhalefetün havadisi var bir nokta. Tabii insan hiçbir yaratılan herkes insana hizmet ediyor. Petrollar, altın, güneş, her şey. Ama insan, insana hizmet eden her şeye, ben olan ben var ya ene, ruhuma muhalefet etmişim. Benzemem. Hayatıma muhalefet etmişim. Muhalefetün havadis. İnsanın enesinde bunlar var ama ruhunda bunlar verilmiş. Ruhunda bunlar var. Bazı ulema demiş ki bu insana verilmemiş. İnsana ruhuna verilmemiş. Şunlar ruhuna bunlar verilmiş. Abi şu diyoruz ya bunu şöyle çevirirsek şöyle. Böyle çevirirsek. O zaman nur tarafı, subuti tarafı, mana tarafı da bu mudur abi? Bu şekilde mi bizde bir karşılığı var bunun? Gibi. Yani şunu demek istiyor. Şöyle yani şunu açıp sökeceğim. Bence o değil, öteki taraf. İkiye ayırıyoruz ya, aslında öyle değil. Demin çıkan göz misali var ya, aslında bu öyle böyle, burası. Onun dışında şeyimiz var. Yani aslında bir cihette nur ve manayı böyle ayırma, manadan nur patlıyor. İç içe diyor. Şöyle, şunu kastediyoruz. Şu kiradayız, adam diyecek ki bana ne yap? Yaparsan çarptığımız zaman. Şu Nur Muhammed'im abim. Evet abi. Allah var iken hiçbir şey yoktu. İlk zuhurat bu mu? Benim nurum öyle, bu. Allah'a bakan yönü, mana. Allah'ın nuru semavati vel ard. O bu nurdan sema nurdan mahlukatı yaratmış. Nur. Mesela ışığa da nur diyor, tamam mı? Vücud harici. İşte bunun yarısı değil de yarı kesmek biraz böyle kesif aleminin özelliği. Anlayalım diye böyle biraz. Tabii o doğru. Ama böyle Allah'ın sanatıyla insanın sanatı şöyle oluyor. Sen motorcusun. Diğerleri de bilir. Bir motor blok koyun, blok yani. Bloğa piston koyarlar. Piston. Ondan sonra sibop kapağı koyarlar. Pistonlar koyduktan sonra şey var, pistonu çeviren neydi? Krank. Krank. Krank koyarlar, sonra volan koyarlar. O manifold koyarlar, şunu koyar, motor olur. İnsanın sanatı ekle. Allah'ın sanatında öyle değil. Çekirdekten patlar, filiz olur, patlar ağaç olur, patlar dal olur, patlar çiçek olur, patlar meyve olur. İçeriden patlama var, dışarıdan müdahale yok. Ekleme yok. Bu da böyle. Patla, bu patladı, arş-ı azam oldu. Ben yapmışım abi. Şöyle. Evet, aynı. Yapmış, evet. Çevir o arkadaşlar, biliyor musun? Yani bu böyle hep iç içe. Peki, aynen. Bizim o nurdersi.com'da da var. Karpuz gibi. Şecekli karpuz. Mesnevi de aynı onun şeyi var, biliyorsunuz değil mi? Nasıl? Alem diyor bir karpuz gibi şey eline alır diyor. Yo.
şeyde paylaştı. Daha da bir nefes konuduna bakıyor. Ciddi mi? Bak bulayım hemen okuyacağım. Şimdi. Allah Allah. Abi şey de sorayım da. Ene mahiyetten geliyor dediniz ya. Bu sizin iştahınız mı? Bir yerde bu şekilde geçiyorum. Ene'yi topladığın zaman çıkıyor. Hasan abi şöyle diyor. Yani her şey şöyle demiyor mesela. Özür dilerim. Tamam sen söyle Osman. Mesnevi Nuri 94. İnsan akıl ve fikir meydanı öyle bir müsaddedir ki ihatası mümkün değildir. Ve o kadar dardır ki iğneye mahal olamaz. Evet bazen zerre içinde dönüyor, katre içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsalıyor. Bazen de alemi bir karpuz gibi eline alır, kainatı misafir eden getirir, akıl odasında misafir eder. Fesuman, o şey, şeker hikat karpuz var mı sende? Var abi. Aa, bilgisayarına şey yapar mısın? Benim bilgisayarımı aldılar da. Şimdi onu bulanık paylaştılar. O bir bakayım şimdi yavaş. Karpuzla ikisini beraber koymuşlar. Dedim fesu var Allah ya. Direkt bu benzeye bakayım. Elini alır karpuzu gibi. Şu. Şu abi. Yok değil o değil. Öbürküsü. Açar mısın ya onu? Bilgisayarınızda yok mu? Dur bulacağım. Sen onu bulana kadar sen şey yapayım. Şimdi ene. Ene. Mahlup buradan başlıyor ya. Artık mahlupta iz takip ediyorsun. Yani o ona içtihat mesela. Fakat ene mahluk değil. Haşa, vacib bir vücut değil. Buradan aşağıda mahluk ene berzahtır. Berzah nasıl ki kabirdeki insan şu anda. Ahiret değil. Ahiret kıyamet kopunca başlar. Dünyalı da değil. Berzah. Alemi berzah diyor zaten. Bu nasıl da berzah? Berzah olunca hiçbir belirleniş ve mahlukiyet yok. Ama vacip de yok. Şey için sordum abi, neden esma sıfat değil de mahiyetten... Çünkü onların tanımlamaları şu. Esma bizde karşılığına bakalım. Esma yokunca. Esmanın bizde karşılığı şudur. Cilve, cemal, nakış, sanat. Ha, nedir o? Mesela bu mevcudat aynadır diyor. Tamam mı? Aynada ne gözüküyor? Esma gözüküyor. Şimdi aynaya geç. Aynada ben gözüküyorum. Ben ayna mıyım? Değil. Şimdi bu mevcudat ayna ise, bu aynada esma gözüküyorsa ayna nedir? Ha, esma nereden çıkıyor? Sıfattan. Ayna sıfata dayanır. Yani ilim program çizer, irade karar verir, kudret yaratır, yaratacağı malzemeyi de hayattan alır. Hayatın donmuş hali de şunlar. Peki esma nereden çıktı? Ha, esma bizim neyimizde? Bak sırayla gidiyoruz. Kısaca anlatıyorum. Bizde esmanın karşılığı cilve, cemal, nakış, sanat. Sıfatın karşılığı madde yaratılmamız, mahluk olmamız sıfata dayanıyor. Kudret yaratmış bizi. Tekvin yaratmamış bizi. Kudret yaratmış. İlim programı çizmiş, irade karar vermiş, hayat malzemesiyle yaratılmış, sen basar kelamını koydu, yarattı bizi. Tamam mı? Sıfata kadar çıktık. Sıfata kadar. Peki, sıfattan bize bir elbise daha giydirildi. Ruh. Ruh giydirildi. Ruhta ne var? Zih hayattır, zih şuurdur, kanunem rucu darici. 4. Ondan sonra ruh mahluktur. Bir bakıyoruz ki ruha sahip çıkan birisi de var. Benim gömleğim diyen arkada ben. Benim atletim diyen, benim vücudum diyen. Benim ruhum bunu kaldırmaz. Hatta sorulacak ruhunuzu niye kirlettiniz? Kime diyecek? Ruha demeyecek. Ruhunu niye kirlettin? Hani derler ya alimler. Aklınızı başınıza alın. E peki bu hitap kimedir? Akıl o değil. Akıl kafada değil ama hitap ediliyor. Zekaya hitap ediliyor. Aklını başına al. Ha, o zaman bu ruhu kim, ruhunuzu niye kirlettin deyince o zaman bu soru ruhtan arkaya bir şey. O da nedir? O ruh da burada yaratılmıştı. Bundan arkaya nedir? Maliyeti zatiye. Gibi 5-10 tane çok böyle iz takip ederek enenin kaynağı mahiyeti zatî olduğu bilinmiyor. Bir şey söyleyeyim. Ene onun için ustam meçhuldur diyor yani. Bilinmiyor diyor. Abi şimdi az önce sizin gösterdin o. Şunu ben görmek istiyorum. Bak Allah'a bekliyorum. Karpuz gibi. Bak hele. Yani niçin biliyor musun? Bu çok garibime gitti de bilmeyerek bu şey bu şekil olduğu için karpuz gibi tutar mı diye bir var,
Bak. Bazen de diyor alemi bir karpuz gibi eline alır. Bak abim şahit burada sokuda. Misafir eden getirir, akıl odasında misafir eder. Bak alemi karpuz gibi. Evet. Pijaması var ya karpuzun, en pijaması gibi. Nereden keseceğini. Çok tuhaf. Hangi dilini istiyorsan. Ben, bak şu şecerik dikkati var ya, böyle yaptık ya. Şu onu gör. Aslında onun bir parçası. Biz burada değiliz. Bu karpuzu şöyle kestik, bak şöyle. Orasını gösteriyor. Burayı göstermek için. Yoksa burası da aslında hepsi Allah'ın nuru semavati vel ard. Yani mahiyeti zat her tarafı kaplamış. Biz neredeyiz? Bizle Esma arasında nerededir? Yani bizle Esma ilişkimizi anlatıyorum. Buzun neresinde su ise, su buzun neresindeyse biz de Esma'nın orasındayız. Bak abi karpuz dedi ya, onun için ben biraz zevk aldım. Ama bilmeyerek bir şey olmuş. Nereden bileceksin karpuz olacak? Vallahi çok konuştum. Bugün çok konuştum. Hakkınızı binlerce kere helal edin. Ama önce Osman'a bir metiye yapıp bakmak istiyorum Hasan abi. Bu bulmuşlar mı bunu? Yok. Osman'a neden metiye yapmak istiyorum Hasan abi? Şimdi yani herhalde işinin getirdiği böyle tecrübeyle alakalı. Normalde hep bilgisayardan okur. Ama bilgisayarda resmi açıp size verince muhtemelen önceden düşündü. Okumanızı da isteyeceksiniz. Telefondan da aynı yeri açtı ve telefondan okumaya devam etti. Ama bu karpuz denmesi Allah razı olsun. Ama çok tuhaf. Ve niye tuhaf? Bilinerek yapılamaz bu. Evet. Şimdi bu tekbiri bitirmemiz lazım. Evet. Abi Allah aşkına şurayı bir okuyayım. Ya, Allah aşkına lütfen. Şimdi çünkü neden? Sanki bana burası Süleyman'ın sorduğu soruyu bana burası cevabını veriyor gibi. Ben öyle algılıyorum en azından. Doktor. En azından. Biliyor musun? O da doktor. Biliyorum biliyorum. Bilmez miyim? Şimdi tevafuk aynı yerden siz ilk metninizi buradan almışsınız Hasan abi. şu eşyanın evameli tekniğisiyle kemal imtisali dediğiniz yerin baş tarafında Hasan abi şöyle söylüyor. Ben mi öyle anlıyorum bilmiyorum. Madem şu adi, nakıs, fani mümkünata nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve intisal ve muvazene sırlarıyla en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz, hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Bakın hadsiz, hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi olur. Hadsiz kullanıyor. Elbette kadir-i mutlakın zati ve nihayetsiz dedi. Bakalım niye nihayetsiz dedi? Ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı. Nur tarafının tecelliyatı. Bak orada nihayetsizi kullanıyor Hasan abi. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Evet. Devam edelim. Şimdi Mektubat 331'de bazı şeyleri şey yapıyorum yani çok ilginç olduğu için metne de katlanıp yazıyorum. Diyor ki beşer gibi adat-ı ilahiyeye ve evamili tekviniyesine munkat ve muti olmuş. Kim? Kim için söylüyor? Peygamberimiz için söylüyor. Bir daha. Beşer gibi. Beşer gibi adat-ı ilahiyeye ve evamili tekviniyesine munkat ve muti olmuş. O kadar acayip ki bunu biz hep biliyoruz ama Osman bu munkat ve muti bak, munkat ne demek? Bak bir tanesi. İnkiyat eden, boyun eğen manası. Munkat inkiyattan geliyor. Muti itaat eden. Şimdi bir tanesi itaat ediyor, tamam mı? Bir tanesi isyan etmiyor. İkisi de aynı gibiyken. Anladın mı bana? Mesela bak bir tanesi itaat ediyor, ötekisi isyan etmiyor. İkisi farklıdır. Farklı. Aynı anlamda değil. Aynı değil. Evet. Bu da bir tanesi kudrete, bir tanesi tekvine. Bak bir tanesi itaat eden, bir tanesi isyan etmeye. İtaat eden kudrete bakar. Çünkü eylemdir. Ötekisi isyan etmiyor. Nasıl? Yani vücudu falan yok. Alacağım. Mesela takva. Herkes şöyle anlar. Takva sabaha kadar namaz kılan, sabahleyin oruç tutan değil. Takva eylemsiz eylem. Nedir o? Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Hiç eylemiyor. Yani günahlardan iştinab etmek. Yani bir tanesi terk-i kebair, ötekisi def-i mefasi. Ama tamam. Bunun takma enerji değil mi? İşte onunla kazanıyorsun. Yapmamak. Yani ben şu an anladım. Yapmamakla yapıyorsunuz. Mesela namaz kılmamakla isyan ediyorsun.
Süresi nasıl olmuş? Ha, şimdi bir tanesi kudrete, bir tanesi tek güne. Başka, yani dedik ya 30-40 tane misal olacak. Evet. Her sahadan örnek olacak ki şey olsun diye takip ettim. Hasan abi, onun içindeki su inkiyat ediyor. Demirin dışına çıkamıyor, demire zarar veremiyor. Demirin içindeki kabval inkiyat ediyor. İnkiyat ediyor. Ama evamir-i tenkviniye de itaat edip bloğu parçalıyor. Evet, güzel. Güzel. Güzel söyledi. Allah-u Alem, bu benim tespitim, onun için Allah-u Alem dedim. Fatır Hakim tekvine bakıyor. Fatır neydi? Fatır şuydu. Nümenesiz, misalsız, patentsiz, örneksiz, maddesiz, zamansız, muacelesiz, İlk ve en son şekilde yaratma demektir ki, bu tekvine bakıyor. Ama öteki vücud hariciler, işte iadeler şeye bakıyor, kudrete bakıyor. Başka örnek veriyorum. İnsanın vücud haricisi kudrete, insanın konsantre ile bir kuvvet saklı olan kuvvetler ise tekvine. Şimdi şöyle yapıyorum. Eğer bir işiniz bitirdinse, şekil yapacağım size. Şu anda bende hiçbir şey yok. Ne şehvi arzular var, ne bir böyle gaz var, ne de güç var. Konsantre oluyorum. Tamam mı? Bana bakarsanız. Konsantre oluyorum. Aa, diye peki. O güç çıktı değil mi konsantreyle? Bizim tabirle tefekkür. Ben konsantre olmadan önce bir şey yok. Şehvi arzular olsun, nefret, öfke, bir de güç. O güç konsantreyle hariçte mi yüklendi bana? Hayır. Neredeydi bir? Ruhta. Nasıl bir durumda? Bir kuvve. Çekirdek daha çok mu? Buna bir kuvve denilir. Ağaç nedir? Çekirdeğin bir fiili. Ha, ağaç kudrete çekirdekteki bir kuvveye tekvin. Mesela gücüm bu artık kudret. Ama ruhta bir kuvve çekirdek olarak bulunan evamir tekvinin şekildeki o güç İşte tekvin olmadan kudret çıkmıyor. Bak şimdi. Konsantre oldu mu? Bu güç mu abi? Bu kudret. Bu daha önce neredeydi? Bu şekilde değildi. Ama ruhtaydı. Konsantre olarak çıkmadı mı? O konsantre ile ruhta bir kuvve ölü şey, uyuşmuş, uyumuş. Yani çekirdekteki ağaç gibi. Ondan sonra onu bu tarafa aldım, güce dönüştürdüm. Kuvvet oldu. Bu kuvvet. Ama ruhta bir kuvve hali tekvin. Bu tamam. Anladık mı? Bu aynı biraz... şey sanki değişiyor. Bir öyle. Önce onun için zaten herkes iş yapamamış da bir ölüm yazarken. Onu bir yazalım. Bu çok önemli. Bak bir daha. İki kelimesini de söyleyelim. Bize göre konsantre, şey, tefekkür, yoğunlaşma, odaklı, konsantrede. Konsantre ile ruhta bulunan bir kuvve gücü, bir kuvve olan gücü konsantre ile veya tefekkürle veya yoğunlaşarak o bir fiil pazılara, kaslara, duygulara, hislere dönüşmesi, hisler de his, duygu, bu kuvvettir. Ruhta bir kuvve hali, bu gücün ruhta bir kuvve hali tekvin. Emir ilime bir şey yapıyor tekvine. Abi, Akşemseddin diyor ki, insanoğlu bunu şu şekilde kullanmış diyor, mesela atom bombası yapmış diyor. Atomun içi gücü çıkartarak o patlama tekvinin gücüdür diyor. Tekvin bombası. Evet. Sen onu çıkartıyorsun. Tekvin bombası. Yazdığını sen devam et Osman. Onu yaz ki çünkü önemli. Bir kuvve olan güç, konsantre olan kısmı tekvine bakıyor. Evet. Çıktıktan sonra... Sen çıktıktan duygu, his, kas, enerji, güç haline dönüşmesi, onun dönüşmesi, kudret ve onunla bak. Onunla kitap kaldırıyorum, namaz kılıyorum, evamir. Emirlere dönüşmüş. İş yaptım yani, iş. Eskiden hep konsantre ve yoğunluk olarak düşünürdüm aslında. Aslında her şeyde var. Şunun bir demir bloğu olduğunu düşünsem ben,
bir anda bir kaldırmak için yükleneceğim. O yüklenmeyi biliyorum yani. İlla ki karatede konsantre değil. Ama telefon ya da bardağı kaldırırken öyle bir yüklenme yapmıyorum. Ama o bir enerji var ki o demiri kaldıracağım, çimentoyu kaldıracağım zaman birdenbire çimentoyu 50 kiloluk yükleme yapıyorum kendime. Mesela ihtiyacın kadar yapıyorsun. Yani. Tabii, çok telefonda ihtiyaç çok olmadığı için yükleme çok yapmıyoruz. Peki devam ediyorum. Çok ilginçti bu. Kün emrin esbapsız yaratılmaya tekvin bu. Esbaplı yaratılmaya kudret. Esbapsız esmalar adeta esbapsız esmalar sanki kudretten esbapsız esmalar. Evet. Mesela esbabı iktiza etmiyor. Bazı esmalar esbabı iktiza ediyor. Ehad mesela. Allah gibi. Zata bakıyor diyor. Zaten Allah zata bakar diyor. Evet. Esmalar adeta Allahu alem bu benim şeyim. Tekvine. Esbabı iktiza eden esmalar da kudrete. Esma-i zatiye tekvine, esbabı esma-i fiiliye kudrete desek. Desek acayip olur mu bilmiyorum. Evet. Mesela ağacın kökünden diyor. Bak Mesnevi'den aldım onu. Ağacın kökünden, kök de çekirdekten, çekirdek de evamiri tekvini tazaman etmesinden, evamiri tekvini kün emrinden, kün emri de vahid-i vacipten diyor. Kudretten söylüyor. Ağaç nedir ama? Kudrettir diyor üstad. Ağaca ne diyor Osman? İlimden kudrete diyor. Ağacın kendisi kudrettir. Ama evamiri tekvini ne gördün bak? Bu çok sari. Tabii çok net. Evamir tekviniyi ben tekvin diye bir daha okumak lazım. Esbapsız. Evamir tekvini kendisi öyle bir şeydi. Ben yani tekvine bakan bir emir olduğu kısmı karıştı şimdi. Bir şey bak. Bak ne diyor? Ağacın ağaç kökten, kök çekirdekten diyor. Çekirdek evamir tekviniye temessülden, evamir tekvine kün emrinden, kün emri de vahidi vacipten diyor. Tamam mı? Peki biz ağaca kudrettir. İlimde kudrete çıkmış. Bunlar kudrettir. Ha tekvin ise bu ağacın kökten, kök çekirdekten, çekirdek de evamiri tekviniyeden, evamiri tekviniye de kün emrinden, kün emri de tekvinden. Vay vacipten. Vay vacipten. Ya abi burada zaten bütün sıralarını yapmış. Sıralarını yapmış. Ama... Peki şimdi işaret icazı da okuyayım. Yani o, bu arada bu ilimi de tam yerine iradeyle oturtulursa bu konu tam olacak. Yani kudretle sadece tekvini yürüttüğümüz zaman karıştırıyoruz. Evet. Yani hani siz dediniz ya başta o iki imamın işte Eşari ve Maturidi'deki... Onu açık olsun da hiç daha sıkma. Sık onu. Aç onu, aç onu. Abi çevirmeden, abi çevirmeden. Hepsini bir yere koymamız lazım. Öyle değil. Hasan abi bu esbaplı esbapsız dedik ya tekvin kudret. Esbapsız tecelli diyebiliyoruz arşi biz mesela. Şimdi bak. Bu tekvin bil kuvvem abim. Burada ademler var. Burada yaratılacak hepsi mümkün, mümteni ve vaciple alakalı. Bütün ilimler var. Tamam mı? Burada onlar var. Şimdi bu bil kuvve. Bil kuvve. Şeyi yapmış. Tekvin. He, tekvin. Evameli tekvini. Hayatı tekvine dönersen bu ilim gerekiyor. Onun plan ve projesini. O Adem'den çıkacak ama ne çıkacak? Adem'den hangileri çıksın? İlim yapıyor onu. Adem'den ilim çıkartıyor. Vücudu ilim şu araya mı yer mi koyacağınız? Yok 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 bu su değil. Yani böyle burada yağ açtık diye vacipte böyle açık değil. Yani tekvindeki Adem var ya Adem'den hepsi çıkmıyor ki Adem. Adem. Orada vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır ya Adem. Yani ilim nerede kendisi gözükecek? Adem'de. Perdesiz perde. Varlıksız varlık. Vücutsuz vücut. Peki ne lazım çıkarttı bu? Plan ve proje bu. Tamam mı? Ama burada Adem'de burada vacibül vücudun ilmi, mümkünün ilmi, mümteninin vücudu. Hepsi var. Bak bir daha Adem'den ilim olarak yani çıkartılan şeylere ilim denilir. Bunların içerisinde mümteni var. Mesela sekiz kafalı olurdu. Mümteni vücuttur.
Vacib-ül vücudun ilmi var. İlmi mütezeli var. İlmi ezeli var. Tamam mı? Şimdi buradan alem-i şehadet yaratılacak, elma yaratılacak. Bunun buradaki bütün ihtimaliyetleri var. Mümkünü var, mümtenisi var. Tamam, vacip ilmi de var. Burada var. İrade karar mı? Dedin ya sen bu uygulayalım diye. O zaman başla. Buradan Adem'den ilime çıktı mı abi? İlme çıktı. İlimde Osman yaratılacak. Gözü nasıl olacak? Sekiz kafalı mı olacak? Üç kulağı mı olsun? Vesaire. Bu ihtimaliyet var. İrade bunlardan seçti. Bu plan ve proje. İrade seçti ve karar verdi. Kudret yaratacak ama tamam yaptık plan proje var. Kapantısında adamın mimarın projesi var ama tuğla lazım, çimento lazım. Demiri de bundan aldı. Başta dedim o evet. Sonra... Demiri aldı. Kesmeyi de bitireyim. Demiri çimentoyu aldı mı? Aldı. Sonra bunu insanın fıtratını, istidatlarını oluşturuyor. İşte semini koydu. Kulağını koydu. Basarını koydu. Kelamını koydu. Niye diğerlerini koymak? Esas bu. Bunları da koydu. Hani tekvinle ilişkisi bu. Mehmet'in bir şey diyecektin şimdi söyle. Dedim ya abi zat-ı sıfatta o ol deyini burada nasıl yapacağını, hangi sistemle yapacağını. Harika. Güzel oturttuk şimdi. Şimdi burada ol vardı ya, ol ama bunları hiç sayarak olmuyor. Dedik ya işte tövbe, bedenin tövbesi var. Günah, zina yapma demiyor. Zine yaklaşma. Bu bedenin tövbesi. Aklın tövbesi ya katen ya. Yapmamaktan. Vicdanın tövbesi hissidir. Tamam mı? Kalbin tövbesi nedir? Kalbin tövbesi nefsin levvamedir. Levme diyor. Ruhun tövbesi nedir? Mesela ruhun tövbe şey yapmak, tövbeyi münacata dönüştürmek. Tövbede istek var. Ya Rabbi beni cehenneme koyma. Allah'ım günahımı affet. Münacatta istek yok. Ey şiddeti zuhurundan takattüs etmiş olan Zat-ı Akdes, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki böyle, bu münacat. Münacatta istek yok, sığınmak yok. Şeyde ise, tövbede, duada ise istek var. Ha, şimdi bak, tekvindeki Adem'in, yani oğul burada olmuş, Adem'den ama nasıl yapılacak? İlim oradan çıkartıyor. Bu adam çıkartıp atmıyor. Adem'de yani tekvindeki Adem'den çıkartan bu sıfattır. Kendisini alıyor. Yani şöyle bir vuruyor Adem'e fışkırıyor. Artezen kuyusu gibi. İlim fışkırıyor. İlim çıkartıyor buradan malzemeleri. İlim malzemeyi nereden alıyor? Adem'den alıyor. Yani şöyle diyor Metin Bakta. Adem ise diyor, Adem-i mutlak değildir diyor. Vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır diyor. Yani sinema perdesini hiç kimse görmez ama oraya bakar. Niye? Perdede gözükeni gördüğü için. İşte bu perde, sinema perdesi gözüken ilim. İlim müstakil bir sıfattır. Vazifesi nedir? Adem'den bir şeyler almak, vurmak. Oraya bir vuruyor, Mesnevi'nin 600 gibi. Bir vuruyor tekvine, tekvinin Adem'ine fışkırıyor. Tamam. Kendisinde ilimin özelliği, ilim... Mesela nerede yaptınız abi? 600... Badılı mı? Badılı. Şeyde diyor... 640 mu, 39 oralarda diyor. Yani o zihin aynasına vesaire diyor ya Adem. O oralarda. Şimdi beni bir dinle de sonra bakarız. Tamam. Şimdi bak, burada Adem var. Bunu kim çıkartıyor? Adem'den vücuda kim çıkartıyor? İlim çıkartıyor. Emir demiştik ya. He, emir. Evet, yani emir. Şimdi ilim çıkartıyor ile ilim çıkıyor ayrı şeyler. Hayır. İlmin içindeki ilim hani, değil. Hani emir vuruyordu, ilim çıkıyordu. Mesela ilim denilen şey nedir? Zaten daha bilmiyoruz ki. Tekvin ilimden tekvinden ilim çıkıyor değil. Hayır. Ha. Buradan ilim çıkmıyor. İlim çıkartıyor. İlim tekvinden alıyor, malzeme alıyor. Evet, ilim alıyor.
Adem'den çıkan ilim değil. Heh, tamam, ama ilmin içindeki de ilim. Ama bu değil yani kendisi. Mesela diyelim ki şöyle, benim her bir hücremde DNA'da Hasan yok mu? Her bir DNA'da ben varım. Benleri, her bir ben bendir. Toplarsan biz olur ya, ben büyük bir ben değil miyim? Bu ilim müstakil bir vücudu var. Adem'den çıkartan malzemeler bunun içinde olduğu için buna ilim diyoruz, çıkarttıklarına. Çünkü bunun sahibi bu. Yani bunun ilmin müstakil bir vücudu var Osman'ım. Yani buradan çıkanlar ilim olmuyor, ilim Adem'den çıkartıyor. Anladık mı abi? Evet. Yani çıkan ilim değil, ne olursunuz? Ha, böyle biraz düşündük de olmaz. Değil. O zaman ne olur? Çok nakıs olur bu tövbe ya. Ne yaptın ya? Adem yaptın yani. Ha, ilim diyor ki, bununla çatışıyor. Bununla çatışıyor Adem'le. İlim çatışıyor. Ha, şöyle bak. Ruhumda güç var. Bu bir kuvve. Konsant oldu, güç oldu. Güç oldu mu abi? Bu kuvvet. O ruhta bulunan bir kuvve güç Adem mi? Peki bunu kim çıkarttı? İlim. Bak, çıkana kudret de Osman'ım. Bak şu. Bu kudret neredeydi? Ruhta bir kuvve. Peki yöntem nasıl çıktı? Ne ile çıktı? Konsantre ile çıktı. O konsantre, o yöntemin adı o çıkana benzemiyor. Yöntem, tefekkür. O ilim. İlim işte. İlim yapıyor. İlim sistem oluyor gibi sanki abi. Yani, ilim bambaşka bir şey. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Mesela tefekkür ediyoruz. Mesela adam futbolcu şimdi biraz önce karate boksa makasına gidecek, boksa çıkacak. O soyunma odasında ya video seyrettiriyorlar o dakikalarda veya kendisini veya tefekkür ediyor. Bu yöntem ilim çıkan netice kudret, o bir kuvve olduğu yer ruhta olan Adem, tekvin, bu yöntem ilim. Şimdi bunun nasıl kullanacağım, tamam mı? İrade, tamam mı? Ondan sonra neresine vuracağım? Göz. Kulağım da şeyime açık olacak, antrenörüme vesaire sisteme, yani bunlar müstakil çalışıyor. Hepsi müstakil. İlim çıkan değil, tekvinden, Adem'den çıkanlar ilim değil, ilim çıkartıyor. İlim çıkartıyor. Kudret diyor. Kudret. Evet. Çıkan. Yani sanki öyle değil mi? O evvel ahir zannet batın olabilir mi biraz? Evvela uyuyor, ahire uyuyor ama uyar mı? Uydu biraz, biz yoldan yaptık doktoruna gelirken. Evveli tekvin oluyor, ahire kudret oluyor. Evet, kudret, çünkü bu mevcudata kudret deniliyor. Zahir batın ne yapacağız bilmiyorum tabii. İlim irade denir mi? Batın ilim. Yok tabii, yok hayır. Leman demiş, Leman Rabbani Hazretleri demiş. İlmi kelam alimleri bu mevcudata ne demiş biliyor musun? İlk önce gözüken iradedir. İrade gözükür. Vücudu haricisi. O zahir olacak o zaman. Dönüştürüm. Bak zahir iradedir. Ama gözükebilmesi için altyapısı dolu da güç. O kudrettir diyor. Batını da kudrettir. Gözüken iradedir. Tabii yapayım bak şimdi. Ama bu ilmi kelamın tabirini ilk önce kullanır. Şu mevcudat gözüküyor ya. Şu. Arkadaşlar, bu gördüğünüz ilk önce iradedir. Tercih edilmiş şekil. Yani maddesi falan değil ya. Çünkü maddesiyle hiç muhatap değilsiniz. Fotoğrafı çekilen bunun timsali suretidir. Bu tercih edilmiş zahir iradedir. İradedir. Tamam mı? Bak yazayım size. Abi yazın, orada şey yok çünkü tekvin yok abi. Tamam, zahir bu. Bunun batını kudrettir. Batını. Çünkü niye? Bak kudreti anlatacağım. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyeti ilmiye sürer,
vücudu ilimden vücudu aliciye çıkarır. Alem-i şehadete aynı zamanda daire-i kudret der Risale'den. Tamam mı? Bunu kudrettir ama kimse görmez. Gözüken ilk muhatabımız şekli, şemali tercih edilmiş, takdir edilmiş şekli iradedir. Bu maddesel yapısı kudrettir. Zahir ve batın. Eveli ise tekvindir. Tekvin şuna eveli nereye koyalım? Şuraya mı koyalım? Oraya yazın ama ya da hepsini bir araya... Yok şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Eveli tekvin. Peki usta kendisini gene söylüyor. Meyvenin içindeki çekirdek ilmi program, ilmi sandıkçalar diyor. Sandıklar diyor. Ahiri ilim. Ahiri acaba ahirde şey değil mi? Ahir derken meyvenin içindeki çekirdeği kastediyoruz. Hmm. Mesela ağacın kendisi, tamam mı? Zahirde görünüşü irade ama onun vücudu haricisi kudret. Nereden geliyor? Kökteki çekirdek diyelim. Kökteki... Bağışlı ilim desek, kudreti ahir desek... Bir dakika, bir de söyle. İlmi batın yapsak, kudreti ahir yapsak. Çünkü biz hep şimdi mülk meleküt gibi evet, yaptık evet. Ya. Tamam bir dakika, peki ahir şöyle yapalım. Evveli tekvin, kudret diye. Buna düşünmediğimiz için, çalışmadığım için beraber çalışıyoruz şimdi. Yani şimdi kıyaslama ne yaptık? Sen söyle bakayım, bir de üzerine çalışalım. Çekirdek ağaçsa evet. Dedik. Çekirdek tekvinse ağaç... Hayır, çevirdim. Çevirdim, tamam. Şimdi sen bir daha söyle, ben burayı sileyim. Abi şöyle... Şimdi şöyle, bir tekvin evvel. Değil mi? Tamam. Yok, yanlış olduğunu iddia ediyoruz. Aa, dur bir dakika. Tamam. Hepsini yazacağım, sileceğim. Tekvin evvel. Peki, ahiri neydi? Kudretti. Biz dedik ya, tekvindir, o kudrettir dedi. Kudret o zaman ahir dedik. Tamam. Kudrete. Kudret. Ahir dedik. Tamam. Ondan sonra zahiri iradedir. Zahir. İrade. İlim de evveldir o zaman. Şey, batındır. Batındır. Evet, şimdi söz vereyim. Evet, buyuralım. Hasan abi, önce şu soruyla başlayalım. Tamam. Önce şu soruyla başlayalım. Bu tekvinin içinde Adem'den başka bir şey yok mu? Olmaz olur mu? Başka şeyler de var. Başka şeyler var ya. Ama öyle bir Adem değil ki. Abi öyle bir hal oldu ki o zaman. Sanki tekvinin içinde Adem'den başka bir şey yokmuş gibi. Yani bilmiyorum. Sanki öyle alıyoruz. Bir. İkincisi, Hasan abi. Hayatı biz boşa mı çıkarttık? Ya hayat maddedir, madde. Hepsini içeriyor da tamam. Mesela şu o zaman taş, cansız dediğim şey de hayat olması gerekmiyor mu? Şimdi bu su koyduğun yere göre, baktığın yere göre değişir. Yapsak, ben size şöyle bir şey yapayım. Pazarı biraz değiştirirsek, yani subutiyenin içinde yaparsak sadece. Çünkü öyle düşünebilir. Tabii, çünkü değişir. Burada en esnafsız şey yaparken pazarlık sen söyle. Sıfat-ı zatiye evvel, subuti sıfat ahir. İkisinin cemi zahir. Zahirden çıkanlar da batın. Zahirden çıkanlar batın mı? Nasıl dedin? Sıfat-ı zatiye, tekvin evvel dedin, tamam uyuyoruz bana. Sıfat-ı zatiye evvel. Tamam tuttu işte. Subutiye, sen... zahir, evvel, pardon. Abi evvel, ahir, ikisinin birleşimi zahir. Ne demek ikisinin birleşimi? Yok. Bak, hayır bak, sıfat-ı zatiyle sıfat-ı subutiyeyi cem etmeden çıkıyor zahir. Yani cem oluyor şu an burada. Ondan sonra... Nerede cem oluyor? Yani sıfat-ı zatiyle... Şu evvel diyorsun, oluyor. Şu evvel... Buranın şu komplesi evvel abi. Tamam, burası evvel. Mesela orayı kaldırırsan bura vardır ama burayı kaldırırsan bura yoktur. Tamam. Öyle mi abi? Tamam. Yani, evvel ahirde sorun yok, zahir batında sorun var. Zahir dediğim de ikisinin cemi. Bak şimdi, bu ne dedi biliyor musun? Yani buna uygulayalım diye. Aksini söyleyen var mı? Şimdi hayat olması lazım. Ben şey diyeyim mi? Şimdi,
şu dörtlü bir dört grup, yani şey gibi düşün, zihayatı, zihşuur, kanun, hem vücuda harici gibi düşün. Şu dörtlü o dört. Şu sen basar kelam ise bir cihetten hani üçlü, ne üçlü var? X, Y, Z gibi, yani üç boyut gibi, yani bir şeyin ileri geri tamamlayıcıları. Tamamlayıcıları. Hareket etme sahaları. Burada başlangıçta evvela ne olması gerekiyor? Evvela şu dörtlüde irade gerekiyor diyoruz ya, evvela. Değil mi? İrade olmadan ötekiler çıkmıyor. İlk başta evvela irade olacak. Tamam mı? Ondan sonra evvelini bulduk. Batın noktasını ilim ve hayatla denkleşip zahirde kudreti. Yani o dördünün arasında aslında abi evvela hayır zahir batın. Tabii. Ama evveli biz zahiren kudrete, hani görünüşe zahir diyoruz. Ahir ya da zahir konusunu hani netleştirebiliriz. Ama bu dördün içinde evvela irade olarak başlayıp görünene hayatına da batın deriz. Çünkü şey noktasında de, hani makinası evet. Hayat diyebilir miyiz? Makinadır. Burada da itiraz var abi. Tamam. Evet. Evvel olsa ilk önce ilim olması lazım ki irade edilse. Evet. Hayır, irade olacak ki ilim. Gelelim. Hayır. Konumuz tekbir. Peki, bunu niye uyguluyoruz? Uygulamayalım. Bak, seninle değişecek zaten. Yani mutlak şeyler... Uygulamayalım. Dur. En sonunda yaparız. O zaman şeyi de sil. Onu sil. Onu sil. Sil hadi. Madem uygulamayacağız. İtiraz ediyorum. Madem uygulamayacağız, o da silsin. Peki, biraz da gidelim de. Fatır dedik. Kün emrini söyledik. Şu Allah, şey işaret edeceğiz 174. Emir iki kısımdır. Birisi teşridir ki sıla-i rahim ile tabir edilen akraba ve müminler arasında şer'an emredilen muvassala hattıdır. Ney ikidir? Emir iki kısımdır. Birisi neymiş? Teşridir ki sıla-i rahim ile tabir edilen akrabalar ve müminler arasında şer'an emredilen muvassala hattıdır. Bir bağ var. Mesela bacım, kızım, teyzem. Yani bir bağ yok mu? Ama gözüküyor mu o? Yok. Ama bacın kendisi gözüküyor. Ama bir bağ var sende. Şimdi diyor ki, diğeri emri tekmenidir ki, fıtri kanunlar ile adetullahın tazamun ettiği emirlerdir. Mesela diyor, çok ilginç burası. İlmin it'ası manen amel emrediyor. İlmin it'ası, ne demek it'a? Verilmesi. Zekanın it'ası, ilmi emrediyor. İstidadın bulunması, zekayı. Aklın verilmesi, marifetullah'a. Kudretin verilmesi, bak kudret burada kullanmış bak. Subuti sıfatta kudret. Kudretin verilmesi, çalışmayı. Cesaretin verilmesi, cihadı. Manevi tekvinen emrediyor. Bak, tekmini ne yaptı Cem etti? Diyor ki, işte o fasıklar bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasala hattını, yani bu subutu sıfatı böyle sanki tek bir hakikat yapacak gibi tekvinden veriliyor yani böyle bunları. Ne diyor? İşte o fasıklar bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasala hattını kesiyorlar. Mesela akılları marifetullah, zekaları ilme küs olduğu gibi akrabalara ve müminlere dahi dargın olup gidip gelmiyorlar. Akrabaların gidip gelmeyelerine duyurulur. Manen ve tekvinen emrediyor diyor. Bak, manen ve tekvinen diyor. Bunlar tekvin zemininde oluyor. Yani kudretin bile ne diyor? Kudretin verilmesi, çalışmayı manen ve tekvinen emrediyor. Kudret verilmesi. Peki, kudret ve tekvin zemininde cereyan ediyor. Kudret de tekvinde cereyan ediyor. Yani sistem, tekvin üzerindeki o tekvin, mesela kudret verilmesi neyi gösteriyormuş? Çalışmayı. Ama adamın çalışma ruhu yok bu şeyinde. Sıla-i Rahim'in en üst seviyesi mevcudatın Rabbul aleminden alakayı kesiyorlar. Sıla-i Rahim nedir? En yüksek bağ Allah ile Rahim'in Rahim'le olan bağdır. Sıla bağdır, Rahim'le olan bağımızdır. Sonra akrabalar arasındaki bağdır. Harabın olmadığı bağdır.
Yani rahimin onayladığı sıla, yani bağ. Şimdi diyor ki sıla, bağ, rahim, besmeledeki rahim, yani rahimin onayladığı bağ. İşte bu manevi bağ ve zemini, zemin ise tekvinmiş. Bu manevi bağ var ya, mesela bacın, kendisi kudrettir. O seninle bacın arasındaki o manevi bağın adı tekvin. Nasıl ki navigasyonla canlı bağ var ama herkes göremiyor. Gözüyle o navigasyonla uydu arasındaki bağı göremiyor. Yalnız navigasyonu görüyor. Demek ki ortaya çıkan gözükenler kudret. O arka, onu tutan kayyum, kayyumiyet yani. Onu Allah ile bağ olarak tutan tekvin. O gözükmeyen bağın adı tekvin. Nefs-i emirdeki realite ise kudrettir. Mesela bağlar şunlarmış. İlim ile amel bağ. Bak, ilim ile amel bağ olmuş. Zeka ile ilmin bağı var. İstidadın zeka ile bağı var. Akıl ile marifet bağı var. Kudret ile çalışma arasında manevi bir bağ var. Cesaretle cihat arasında bir bağ var. Tüm bu bağların adı ve zemini tekvin. İman bağı tekvin, İslam bağı kudret. İslam eylemdir, iman eylem değildir. İslam'da inanmak yok, eylem var. Namaza inanmak değil, namazı kılmak. Oruca inanmak değil, orucu tutmak. Zekata inanmak değil, zekatı vermek. Ama iman esaslarında iman, eylem yok. Allah'a inanmak, peygamber inanmak. İman bağına tekvin, eylemsel hali olan İslam bağına kudret. Başka, maddesiz ibda, tekvin, bir kısmı dahi maddeten inşa edilmesine de kudret. İbda, tekvin, inşa, kudret. Çünkü kudret malzemelerden yapıyor, tekvin ise hiçbir şey yokken de yapıyor. İcat da deniyor mu ona? İbda ve icat yani. Evet. İnşaata inşa, icat o anlamı geliyor mu burada? Yani inşa, inşaattan kalsın diye ben onu benzetiyorum. İnşa, inşaattan kalsın. Yani inşaat nedir? Demir, çimento, tuğla bir araya gelecek. Bu kudret. Kudret tahakkuk edebilmesi için güneş lazım, hava lazım, toprak lazım, su lazım, çekirdekten ağaç yapmak için. Ama çekirdeğin programı tekvin. Çekirdekten ağacın çıkması kudret. Kudretin olabilmesi için güneş, hava, toprak, su. Bunlar şart. Ama kudret, tekvin için öyle bir şartiyet yok. Çekirdeğe programı yazdı. Efendim abi? Hasan abi, tercih. Onun tercihi kudrette mi, tekvinde mi? Tercih. Tercih şeydir, iradedir. İrade midir? İradedir. Tercih yaparım veya yapmam. Şimdi rahimin onayladığı bağ diyorsunuz ya, mesela Allah'ın. Sen bir ailede büyümüşsün, her cinsten adam var ailede. Rahimin onayladığı şekilde işler yapmıyor adam. Ama onun tercihiyle sen oranın içerisinde büyümüşsün. Orayla bağ kesecek misin? Rahimin onayladığı işi yapmıyor ama... Rahimin onayladığı bağ yoksa şöyle diyeyim. Amcanın, dayının, şeyin, akrabanın evine gidiyorsun. Kadın erkek karışık yapıyorsa sıla-i rahim olmuyor. Sıla neydi? Bağdı. Ne bağ? Rahimin onayladığı bağ. Rahim kadın erkek karışığını onaylıyor mu? Onaylamıyor. Onaylamıyorsa sıla-i rahim olmuyor. Ama o tercih etmiş. Tercih. Senin dayı. Ama o tercih. Başka bir şey. Sıla-i rahim başka bir şey. Tercih de ikiye ayrılır. Bir irade ve bir cüz-i ihtiyar. Cüz-i ihtiyar, mazi ve müstakbel olmadan hazırdaki. Bunu mu, onu mu, şunu mu? Bunu yapana cüz-i ihtiyar denir. İrade ise mazi ile istikbale bakıp aynen. Kaldı tercihidir. Tabii. O mantıkta gidersek cebir olur o zaman. Her şey kaderden düşürür. Evet. Şimdi en azından kabataslak öğleyin okundu mu? Bir ara zamanı geldi gibi abi. 12.30 daha var. 2,5 saatmiş tekvinle. 2,5. 2,5 saat. Yani herhalde bir kaba taslak olmuş gibi geliyor bana. Girdik abi. Biraz olduğu gibi. Girmiş olduk evet. Yani her şey oldu. Yok. Yani benim alemimde biraz farklı şimdi. Kudrette tekvin bayağı farklı. En azından ata
Allah'ın şey kader, kader, kaza ve ata. Tamam mı? Kaza artık vücut harici çıkmış. Ondan sonra hak etmediğimiz halde Allah atan olmasaydı biz kaza bizi mahvederdi. Tamam mı? Şimdi mesela kader de bu bütünlük. Ötekisi vücut haricisi kaza olmuş, kudret. Demek ki her şey vücuda gelmeyenler de var. Vücuda gelmişse ona artık kudret denir. Tekminden çıkmıştır. Vücuda çıkmıştır, gelmiştir. Tamam. Çıkmayan şeyler, bil kuvveler tekminden, konstantı gibi. Peki, vâhır devâhum. İkinci derste şey yapacağız. İkinci ders tahayyül ve tasavvur. Yani veya cemaatta nun var ya nun. Nun nabudu, iyâken nabudu'daki üç cemaat var ya namaz kılarken. Üç cemaata hayalen diyor. Hayal bu. Hayalen girdim diyor. Neyle diyor? Kalben ve hayalen girdim diyor. Sonra gitti dolaştı bir şeyler buldu. Beş çeşit şey buldu. Sonra nundan çıktım tekrar diyor. Nun kapısı kapıymış. Girdiği gibi çıkıyor. İnşallah ikinci derste kahveden sonra bir gireceğiz. Merak etme şimdi kafa 2,5 saat biraz yorulmuştur ama. Peki. Vâhir devâhu men elhamdülillâ rabbil âlemin erfâr. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu alâ resûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Alâ resûlina Muhammedin selavat. Arkadaşlar birinci ders gene dima şeydi. O da dima meratiplerinden olduğu için o gene dima girer şey. Ama gene siz bilirsiniz. Dima dersiydi. Çünkü ilim, irade, ilim, hayat, işte Adem. Adem bizim korkulu rüyalarımız. Ta kendisi. Adem'i insan merak eder dimada. Nerede, nasıldır diye. Şimdi dima 60. dersimizin tahayyül 6. ders değil mi? Dima 60, tahayyül 6. Evet. Şimdi ikinci dersin ikinci versiyonu. De Adem dimada yoktu Hasan abi. Adem alemleri varmış, Adem yokmuş. Evet. Böyle notlarda öyle geçiyor. Evet, tamam yani şey kastettim. Dima mevzusuyla alakalı olduğu için dima olarak gidebilir. Şimdi 95. sayfayı açtınız mı? Buraya göndermiş miydim ben size? İkisini de attık ama bu yeni... Bakar mısınız 95. sayfa? Yok galiba. Peki... Hayal mi bu? Hayal, hayal. Hayalde 340. Ha o zaman bu defter, 27. defter var. O yok yani, 95 herhalde yok. Peki ne yapacağız? Bir... Atacağız. Bir hemen bir atar mısınız? Sen... Ben o zaman arkadaşa yapayım. Bunu at bakalım abi. Ondan sonra... Şimdi konumuz şeye gelecek. Nun'u nabudu var ya. Nun. Hayal iki olan. Ha tamam. Evet. Kayboluyor yani. Ondan sonra bir çeksin de. Nun'u nabudu'daki nun. Nun ile girdim diyor. Hayal kalple girdim diyor. Girdim diyor nun harfinde. Sonra çıkıyor gene nun harfinde. Nun harfine diyor. Kapı diyor. Bir alim sarayın kapısı diyor. Nun harfiyle nereye girileceğini, nun ondan sonra tanımlanıyor. Girdiği aleme göre tanımlanıyor. Nun harfiyle Allahu alem benim tespit edebildiğim şu çeksin. Nun harfinin içerisinde neler var? Yani hangi alemler var? Anladın mı Gafur'un? Bak nun harfiyle girdin ama girdik mesela diyelim ki Karadeniz'e gittin, suyun altına girdin, kuş göremezsin, sığır göremezsin, balık çeşidin görürsün. Karaya çıksan işte balık olmaz karada. Nun harfiyle ondan sonra girmiş. Benim bulabildiğim kadar 5 tane alemleri tasnif ediyor ama Nun mu abi? Nun kapısı öyle bir alemler açılıyor abi. Öyle bir alemler açılıyor Nun kapısıyla. Kur'an'da da Nun ve kalemi ve ma yesturun diye başlıyor. Ver abi.
Rüştü abinin de Nun muydu Hasan abi? He? Nun harfi mi Rüştü abinin? Şu anda hatırlamıyorum. Nun onun acayip böyle acayip bir şey vardı. 95 onun otizmde bir şeysi vardı. Benim biraz sattı. Benim sat. Allah razı olsun bir bacımız bunu şeydir. Hattat öyle çok bahsettiğimiz diye. Bize kendi bu fotokopi değil. Bu asıldır. Yazmış yani. El yazmış. O satın alma vesaire değil o. Bizzat uğraşmış. Hattat yazmış. Hanım kardeşimiz yazmış sağ olsun. İşte saat benim harfim olduğu için. Bir tespit edebilir abi o. Mesela benim nedir diye nasıl şey yapabilirim? İlgini çeker böyle. Mesela harflerle çok biraz uğraşmıştım. Mesela vesvese, zelzele. Zelzel, e. Vesves, e. Aynı şey. Va ve sin. Ben vesveseyi araştırmak için harflerine girdim. Vesvese neyle yazılıyor? Va ve sin. Vesves, e. Baba baktım, toprak tabiatlı mı, ateş tabiatlı mı, su mu, buhar mı? Her harfin tabiatı var böyle. Hangi alemler isim geliyor? Ve, se, sin, toprak, ateş, su, buhar mı? İkisini karmalayınca ne olur? Veya ves, peki iki defa tekrar edersen, zel, zel, ves, ves, şu. Aynı şeyin tekrarı demektir. Ves, 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 e. Ves, ves, e, zel, zel, e. Hani tekrar ediyor bir şey. Bir şeydir ama tekrar ediyor. İkisi tekrar edince ne olur? Yara acaba vesvesenin dibine gideyim dedim şu neyini. Kimle bir baktım ki şeytanla tanıştık kadar. Aşağıda. Aşağıda baktık şeytan var. Sonra onun psikolojisini merak ettim. Sonra rüyama geldi. Psikolojisi merak edince hem size geliyor da onun için oyalanıyor. Ve şeytana dedim bana dedi ki sen dedi benim psikolojimi merak ediyorsun değil mi dedi. Evet dedim. Dedi ki bana çok tuhaf. Sen diyor inandığın Kur'an'a Allah inandığın Allah demiyorum Allah inanıyor. Allah senin hakkında sari açık ifadeyle cehennemlik dese, ismini vererek, inandığın peygamberin hadisinde açık olarak senin cehennemlik olduğunu söylese, senin psikolojin nasıl olurdu dedi, ben öyleyim dedi. Korkunç. Peki, açıyorsunuz 95. sayfa. Şimdi gidiyor. Ne geliyor? Ben okuyorum, siz orada şey yaparsınız, 95 açacaksınız. Sikki, tasdiki, galibiye 261. Kalp ve hayat, o nunu nabududan çıktıktan sonra, akıl kaşılarına çıktı. Dedi, ben de hissemi isterim. Yani ondan sonra yazmadım, devamda şey diyor. Herhalde bu mektubatta da geçiyor değil mi? Şualarda mektubatta da geçiyor. Sizin gibi uçamam. O bu yeri başka bir yerde var. Mektubatta da var tamam mı? Şimdi ben buldunuz mu? Ben giriyorum mevzuya. Ha, açtınız mı? Evet, evet. Tamam. Şimdi 96'ya geçin. Bu metin bitti. Şimdi izah ediyorum. Kalp ile hayal nuna girdiler. Nun ile girdim diyor. Nun harfine girdim diyor başında tamam mı? Bu metni ben yazmadım da. Kalp ile hayal nuna girdiler. Bu konu da akıldan ileri. Şimdi anlatılacak şey. Akılda niye ileri? Akıl dedi ki kalple hayale. Arkadaşlar diyor. Benim ayağım var diyor. Benim kanadım yok diyor. Siz uçtunuz gittiniz. Ben uçamam diyor. Bana da hisse verin de diyor. Oralara beni de götürün veya aldıklarınızdan bana da verin. Ben diyor, benim diyor ayaklarım olmadığına delil, Burhan Hüccet delilimdir diyor. Ben neyle uçarım? A, B, C, Ç, D'den düşünün. Delil, Burhan, delil, Hüccet. Burhan,
Hüccet delil. Yani ABC çizden olsun. Tamam. Şimdi demek ki kalp ile hayal girdikleri aleme akıl giremiyor. Uçmuş. Ondan sonra demek ki oralar akıldan ileri. Nuna girmek ne demekmiş? Bak Allah'u alem demişim ama metne hiç dokunmadım. Metne aile yazdım Osman. Yalnız alt alta dizdim. Gördünüz değil mi yeri? Gördünüz mü? Geldi misin? O 96. 96'ın başı. Tamam ben uğraştım. Şimdi metni okuyorum. Bir daha. Nuna girmek ne demek? Gafur? Evet abi. Nuna girmek ne demek abi? Bir. Elbette bütün mazi ve müstakbel ve zaman hazır. Kaç zaman oldu abi? Üç zaman. Mazi, müstakbel, zaman hazır. Hükmüne geçti. Nuna girince üç zaman tek oluyor. Girdiğinin alametidir. Nuna. Nuna mı girdi? Ayete mi girdi? Ayetteki nuna mı girdi? Ayete nereye girecek? Ayetteki nun vel kalemi ve ma yesturu. O da işte Nabud'u Fatiha'nın ayeti. İşte. Nabud'daki o sırf nun bu. Nunla girdi. Gördüklerini yani, söylüyor şimdi. Yani ayette tamam yani. Bak Kur'an'daki harfler var ya. Her bir alemin kapağı ve kapısıdır. Evet. Kendisi değil o. Oradan giriyor sonra kapı. Kapı. Nun kapısına girdi. Ne gördü? Girdi ki baktı ki mazi, hal, istikbal, üç zaman, geçmiş, gelecek hal, üçü aynı. Evet. Üçü aynı, hükmüne geçti. Sonra bütün nevi beşer, bir mecliste, bütün nevi beşer kim biliyor musun? Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanlar. Bir mecliste, safları muhtelif ama, bir cemaat şeklinde olarak o hitap o surette onlara ediliyor. Yani şu, Kabe, mihrap, Medine bin minber. Allahu Ekber, İmam kim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İmam tek. Başarılı hocam öyle derler. Bize de imam derler. İmam değil. Kimmiş bak. Çok cami büyük olursa cuma veya bayram sokağa taşıyor ya. Duymuyorlar ya. Peki ne yapıyorlar? Onun sesini, imamın sesini nasıl iletiyorlar? Arada kimler, ne diyorlar ona? Münadi. Mesela Allahu Ekber. Birinci saftaki münadi. Safına diyor, safına. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Münadi ne diyor? Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Münadi ne diyor? Rabbena ve legel hamd. Diyor. Kaç tane münadi var? 14 asır. 1400 sene geçti. Her 100 senede bir mücedid geliyor. 14 tane mücedid Semiallahu limen hamide. Rabbena ve legel hamd. Allahu Ekber vesaire. Kimin şiini naklediyor bize? İmam-ı Muhammed'in şey, o imam tektir kardeş. Peki namaz? Namaz da tektir. Bir defa kıldırdı bitti. Tabii o ses bize gelene kadar Allahu Ekber diyor. Tekiz de Allahu Ekber bize diyene kadar 60 senem geçti. Tek namazdayım ben. Namaz tek. O bana sesi gelene kadar benim bir tek namazım var. Toplam namazım bir tektir. Şimdi Nun harfiyle nunu na'budu derken na'budu daki nun kapıyla girmiş. Girince ne görmüş? Bir. Mazi, istikbal hali bir. Bütün nevi insan bir. Geçmiş dedelerimizin Adem babamız. En son Medine'deki çorba. Kıyamet şey olacak. En son o kalacak insan. Hepsi bir yerde saf tutmuşlar. Cemaat uzman görmüş. Onun için namazda demek Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke ne'budu ne'abududaki na üç cemaati bu namazda bak ne okuyoruz? Mazi, hal, istikbali hepsini cem etmiş, gördüm diyor. Cemaat tek gidiyor. Buna
Nun'un içinde birincisi bu. Ben girdim diyor Nun harfiyle. Mazi istikbali hali bir meclisi nurani gördüm. Hepsi saflar tutmuş ama saflar muhtelif. Bir saydım diyor 14 tane. Bir cemaat şekline, cemaat uzma. O hitap o surette onlara ediliyor. Na, bütün o saflara hitap ediliyor. Safların cemi. İkinci ne görmüş? O vakit her bir ayat-ı Kur'aniye, orada okunuyor ya, namazdayız ya arkadaşlar. Nabudu'dan sonra okunan zam-ı sümeyle yok mu? O vakit her bir ayat-ı Kur'aniye gayet haşmetli. Yani 14 safa hitap ediyor. Gayet haşmetli, vusatlı olduğunu bir makamdan okunuyor. Her bir ayet nereye dönüşmüş? İçeri girdi. Üç cemaat, mazal istikbal halk üç cemaati tek gördü mü? Okunan ayet tek. Ne olmuş? O zaman bu ayet maziye istikbal hale hitap ettiği için haşmetli ve vusatlı bir makama çıktı. Makamdan geliyor. Ayetin nereden geldiğini görmüş. Her bir ayet vusatlı ve haşmetli bir makamdan olduğunu görmüş. Ayetin kaynağını. Abi şöyle söyleyebilir miyiz o zaman? Hani dediniz ya Nun hangi alemlere kapı olmuş? Yani Nun'dan girince hangi alemi de görüyorsun? Evet. Bir bakış. Bir de her alemin bir Nun kapısı var. Bu olabilir mi acaba? Bilmiyorum, devam edelim. Bak şimdi ben sari okuyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Nun önüne girmiş. Üç tane saf, yani mazal istikbal tek saf olduğunu, cemaat uzma olduğunu, imam tek olduğunu, 14 tane böyle şey yaptığını. Fakat bu üç tane cemaata mazal istikbali Adem Aleyhisselam da dahil ve Kur'an nasıl hitap etmiş onlara? Çünkü Bağla'da diyor ki onlara verilen suhuf ve kitaplar Kur'an'dan ahsedilmişti. Süzülmüş. Şimdi o zaman Kur'an'a bir baktım ki diyor Nun ile girdim yerde baktım her bir ayet Adem Aleyhisselam'ı da besliyor. Kıyamete kadar o zaman haşmetli ve vusatlı bir makamdan geliyor gördüm. Vusatlı ve haşmetli bir makam görmüş. Ayetler oradan akıyormuş. Sonra 3 gayet kesretli ve muhtelif ve ehemmiyetli bir emniyetli muhatabından geldiğini gördüm. Muhatap da böyle. Kur'an'ın geldiği yeri anlattı 2'de. 3 kesretli, muhtelif, emniyetli muhataplar var. Oraya girince cemaat vardı ya cemaat. Ayetin kaynağını gördüm. Ayeti haşmetli ve vusatlı bir makamdan gelmiş. Versene. Cemaata bir bakmış. Böyle bir cemaat. Kesretli, muhtelif, emniyetli bir cemaat. Onu da görmüş. Cemaatin kalitesini görmüş. 4. Nihayetsiz azamet ve celal sahibi mütekelim ezeneden. Şimdi hani var ya Kur'an'ı meselede geçiyor ya Kur'an'ı dinlerken 3 şekilde o. 1. Bunu anlatayım çünkü burası soru çözüyor. Mütekelim-i ezeliden Cebrail aleyhisselama aktarırken duyar gibi ol. Bu vaziyette ol hayali. Cebrail aleyhisselam Muhammed aleyhisselatü vesselama anlatırken şebahi getirirken onu aktarırken duyar gibi ol. Muhammed aleyhisselatü vesselam ümmetini anlatırken orada duyar gibi ol. Şimdi Nun harfiyle girdi. Bir baktım ki diyor mazi mustakbel yani ne bir beşer tek. Sonra baktım ki ayetler azametli ve haşmetli yerden geliyor. Sonra baktım ki gayet kesretli ve muhtelif emniyeti bir muhatap cemaat var. Cemaat da bu. Ne yaptı şimdi? Ne kaldı? Allah kaldı. Ayetin kaynağına baktım. Nihayetsiz azamet ve celal sahibi olan mütekelim ezeliden Allah'tan duyar gibi olmuş. Sonra 5 makam-ı mahbubiyet-i uzma sahibi tercüman Ali Şan'dan. Görüyor musun peygamber? Bak alt alta dizince gözüküyor değil mi Osman? Evet. Bak. Makam-ı mahbubiyeti uzma sahibi tercümani alişandan aldığı bir kuvvet, bir ulviyet, bir cezalet, bir belagat içinde parlak hem pek parlak bir nuru icazı içinde gördüm.
gördüm diyor, anladım demiyor. O hani menbaası vardı ya kelamın. Bir mütekellim, muhatap, maksat, makam. Heh. O dörde de uyuyor sanki. Evet. Dört menba var diyor diye kelam şu Kur'an'da. Evet, dört menba. Bu ama muhatap, dört mütekellim, makam. Şimdi bir tane niçin burada beş tane var? Çünkü bu mazi ve mustakbel, yani kimler muhatap? O için dört tane oldu. Bir, söyleyen. Değil mi? Nun ile girince o dört tane makam vardı. Bir, konuşan mütekellim. Konuşulan muhatap. Maksat, makam. Maksat ve makam. Dört. Ha, burada nun da işte bir tane fazla var. Niçin? O da şöyle diyor, ben diyor nun harfiyle girdiğim zaman diyor mazi, istikbal, hali bir gördüm diyor. Ha. Kaldı dört, işte dört üç diyor. Diyor ki o dört tanede bir tanesi, baktım ki diyor böyle bir cemaati uzmaya ayat-ı Kur'an'ı nereden geliyor? Gayet haşmetli ve vusatlı. Makam bu. Ha vardı ya, mütekellim, muhatap, maksat, makam. Makam bu. Kur'an hangi makamdan geliyor? Buraya yazabilirsin. Haşmetli ve vusatlı. Makamdan, makam. Benim burada 0-3 bir şeyim vardı. Veya 0-5 kalemim. Şeylerden geçiyor ama hani Emirdağ şeyinde de anlatıyor ya onu. Bu Kur'an şeyi. Mütekellim ezlerinin rubiyet hamlesinin geliş makamından. Ya. Hem bir nevi beşer ve kainat namlı muhatap olan zatın geliş makamından. Şuraya bak. Beni Adem'in bütün asırlarda inşaatlarının gayet üstadlı makamından. Evet. Tamam. Şu anda zaten muhatabı da söylüyor. Bak, iki, şey, iki diyelim buna. Gayet kesretli, muhtelif, emretli muhatabından. Makam, muhatap. Değil mi? Makam, maksat diyor. En alttaki herhalde maksat olacak. Evet, maksat olacak. O kalıyor. He. Üç, nihayetsiz azamet ve celal sahibi mütekil ve eleseliden. Bunları gördüm arkadaşlar diyor. Mütekil ve eleseliden Kur'an akarken şey yaptım diyor. Dört, makam-ı mahbubiyet-i uzma sahibi tercüman-ı alişan'dan aldığı bir kuvvet, ulvet ve cezalet ve belagat içinde parlak hem pek parlak bir nuru icaz içinde gördüm. Nun harfi böyle yapıyor. Ne ile girdi peki? Gelen bizim konuya. Aha. Bu alemi hayal ve nun ile şey kalbine girmiş. Nun harfine akılla girilmiyor. Akla bu malzemeyi verdi. Kapıda bekliyordu nun, şey akıl. Arkadaşlar diyor kalbe diyor. Kalp. Kalple hayale. Sizin kanadınız var. Uçtunuz gittiniz geldiniz. Bana bir şeyler versenize diyor. Bu malzemeleri akla veriyor. Tamam abi. O yüzden şimdi diyor ki kalp ve hayal buraya girdiler. Nuna girmek Allahu alem buna şahit olmaktır. Şimdi 105. sayfayı açar mısınız abi? Başlıyoruz kavgamız. Kavgamız başlıyor. 105'i açıyorsunuz. Nun ne demek şimdi? Nunun kendisi değildi. Nunlar girdikten sonra nun nedir? Anladın mı? 105. Buldunuzsa başlayacağım. Tamam mı? Sözler 464. Bir daha söylüyorum. Şimdiye kadar nun'dan sonra gördükleri şimdi nun nedir? Nun. Kapıdan bahsediyor kapı. Acaba bizde ne olur bu? 464 sözlerle diyor ki zira her... Aşağı 69 pardon. 469 sözler, zira her bir tohum ve çekirdekler kaf nun tezgahından çıkan her birer latif sandıkçadır ki. Burayı çekeyim, şöyle diyeyim biraz, alayım şöyle. Bu kader meselesi mi diyor bu sefer? Kader meselesi mi değil mi? Ha, 69, 25. Burayı görebilecek misiniz? Kaf nun tezgahı burası. Kader oluyor ben burada. Biliyor musunuz burası? Kader abi. Şimdi diyor ki kaf nun tezgahından. Kaf nun neymiş? Kün ol var ya kün. Feye kün. Oradaki nun.
Peki çekirdek neymiş Eldir? Tohum ve çekirdekler kaf nun tezgahından çıkan bir her birer latif sandıkçadır. Çekirdek tohumlar nerede yapılıyormuş? Kaf nun tezgahından imal ediliyormuş. O zaman kaf nun tezgahından çıkan tohum ve çekirdekler imal ediliyormuş. Şimdi tohuma geliyorum. Tohum neymiş? Risale şöyle geçiyor. Tohumlar üstünde koca mucizat-ı kudreti bina ediyor. Bir daha. Tohumlar neymiş tohum? Tohumcuklar üstünde koca mucizat-ı kudreti bina ediyor. Ağacın kökündekine diyor. Ağacın kökündekine tohum diyor. Çekirdek nereye diyor? Demek bütün ağacın başına gelecek bütün vakatiyle çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Meyvenin içindeki ne? Çekirdek diyor. Ne kadar farklı? He? Tersi yok değil mi? Normalde çekirdek toprağın altındaki mi? Değil, bak işte. Demek bütün ağacın başına gelecek bütün vakatiyle çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Meyvenin içindeki çekirdek çekirdektir. Ağacın kökteki de tohum. Yani külliyatta hani onu bir ara şey yapmıştık abi. Yani netice şu idi hatırlarsak. Üstad hem iki türlü de kullanıyor. Yani çekirdekten çıktığını da söylüyor ağacın. Tohum da diyor. Sonra nereye varmıştı? En sonu şuydu abi. Çıkan çekirdek, başı da çekirdek ama tohum ayrılan tohumdur. Yani ağaç olacaktan. Olacak ayrıldığı tohumdur ama toprak altına atıldıktan sonra artık o ağacın çekirdeği ama tohum olarak ayrılmıştır. Yani her çekirdek tohum olamıyor demişti. Tohum ayrılandır. Ama meyvenin içindeki de çekirdek çünkü külliyatta başındaki de çekirdek. Mesela evdekiler diyor. Şöyle yapar anamız. Kabağın çekirdeğini çıkarırdı. Çıkarır. Sonra onları tohum olarak saklardı. Tohum olarak saklandı ama kullanılmayanlar çekirdek olarak çürür. Var mı yani? Tamam. Aynen. Şimdi bunu da şey yaptık, fazla şey buna durmadan gene devam ediyoruz. Nun harfindeyiz. Mektubat 393. Bir de namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı o nundan inkişaf etti. Yani o girdi ya üç tane saf, mazi, hal, istikbal, hepsi tek cemaat. Bunu kim yaptı? Namazdaki İyyâke nâbudu'daki nun. Nâbudu'daki nun da kâf nun'daki nun aynı nun mu? Yok. Değil. Bu böyle, o çıkış olunca yaratmaya olarak. Başka bir madde diyorsun orada. O nun'un oradan geliş yönü, ustadın gördüğün nun'un buradan gelişini yapıyor. İki yönlü ya, bir normal mana. Ustad nun ile girdim diyor. Kaf nun tezgahında çekirdek imal ediliyor. Ustad da ona o yolla girdim diyor. Çünkü şu, bir yolla gidiliyorsa aynı yolla da çıkılır. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Şimdi ustad o alemin kocaman ağacı çekirdekte yazacak ya, o tezgahta var ya kaf nun tezgahında yapılan tohum çekirdek. Yani tezgahın adıdır kaf nun. Bu tezgahtan ustak buradan giriyor. Aynı yer, aynı şey ama yön buradan. Bir şey sorabilir miyim? Nef-i mahfif bir ispat değil mi zamanın hakikati? Evet. Peki bu nun tezgahı... Onun aşağısında. Evet, şurada. Onun aşağısında. Ama mazi müstakbel... Çekirdeği bak. Onu bütünlüyor ya. Yani o aslında hakikatin olduğu tabii. Yer... Nasıl? Çekirdek patladı. Filiz verdi. Mayıs 1. Mayıs son. 30 sene geçti, ağaç tamamlandı. Alem-i şehadette zaman var ama bu zamanla çıkacak şeyleri hem mekan, hem mekanı hem zamanı var ya çekirdekten çıkan filizler, çekirdek de aynı yerde. Son yaprakla ilk filiz aynı yerde değil mi çekirdekten? Evet abi. Ha, zaman durulmuştur, bastı zaman budur. İşte onun nefi... Mazi müstakbeli bir görmek çekirdektir. Mektubat 394. Nabudunun nunu şu üç cemaata işaret ediyormuş. Nun. Üç cemaat. Hangi cemaat? Bir. Namaz kılarken mazi müstakbel hal. Bir de şöyle anlatıyor hatırlarsanız. Bir. Namaz kılarken vücudundaki zerreler bir cemaat.
Beyazıt Camisi'ndekiler bir cemaat. İlk önce Beyazıt. Hesir, evet, Beyazıt geliyor. Sonra Alem-i İslam Beyazıt Camisi'nde... Yani 394'te Ruh-i Zemin'de diye başlıyor. Müminler Muvahidin'deki cemaat uzma. İkinci daire Vezayir-i Eşya ile Demat-ı Meşhur'a onların ubudiyetlerinin ünvanlarıdır. Nefsime baktım diyor. Umum mevcudat bir Salat-ı Kübra'da bir tesbihat uzmağı da diyor. Bütün mevcudat. He, bütün mevcudat. Üçüncü dairede nefsime baktım diyen sonunda küçük işte hayretengiz zahiren keyfiyeten küçük, hakikaten vazifeden büyük, bir küçük alim gördüm ki zerrat vücudu yerden tavas zahirime kadar taife taife vazife-i vadiyete şükraniye ile meşgul bir cemaat gördüm diyor. Burada böyle bir de beyaz ayrı değil mi? Evet ayrı. Ama şeydir, o eylemsel gösteriyor. Evet. Yani rahatlayalım dizinimiz öyle değil. Bir, Beyazıt Camisi'nde namaz kılarken o cemaat benim namazım onaylıyor diyor. O cemaatte olduğum için. İki, Alem-i İslam vusatını genişletiyor. Üç, vücudumdaki zerreler. Bir de biraz önce bu okudu. Bu daha farklı böyle. Hep üç, üç, üç. Şimdi neticede şu. O nunu na'budunu ile nun... Şu üç cemaate işaret ediyormuş, nun harfi. Tamam mı? Cemaate işaret ediyor. O namaz kılarken, na'ab derken, nun. Sonra 395 mektubat. Yani bunun şeyi mesela biz de yani pratiğinde diyebilecek miyiz? Biz ne yapacağız? Bunu ta hayalle mi gideceğiz? Hayalle dediği zaten. Hayal oluyor bu. İlk önce mesela Hazreti Ali şöyle yaparmış. Namaza durmadan öyle böyle. Bizim tabirle konsantre, yani var ya tefekkür, öyle olurmuş böyle. Namaz vaktinde onun için abdest alıp beklermiş safta. Öyle beklermiş, o deme geldiği zaman ezan okunuyor, zaten tefekkür ediyor ya, konsantre oluyor. Meme patlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince zaten adam zirvede. Kalkıyor zaten kimseyle konuşmuyor. İşte onun için sünnetle faz arasında konuşma, sünneti bozuyorsun. Bizimki namaz mı? Ondan sonra sünneti kıldık. Ne haber gafur ya falan telefon. Hayır konu. Sünnet niçin kılınıyor? Farz haletini yakalamak için. Sen sünneti kıldıktan sonra konuştun. Öğle namazına geçeceksin. O halet gitti zaten. Sünnetin hikmeti nedir? Sonuna ve arkasına konması o farz haletini yakalamak için. O zaman hayalim o... Kullanımı aslında bu şekilde olması. Tabii mesela hayalim böyle. Geç bakalım. Şimdi hayalim ruh biniyordu. Evet, yani evet. Biz bu hayali kullanınca ruhu alıp oraya götürüyoruz değil mi? Evet. Ne oldu? Ya Burak oldu ya Refref oldu. Bir soru sorabilir miyim sana? Sana bir soru sorabilir miyim? Sana ona bir soru sorabilir miyim? Üç zamanı birleştirdiğiniz zaman mekan olur mu orası? Üç zamanı birleştirdiğiniz mekan olur mu? Yani nun kapısından girerek... Üç zamanı bir arada gördüğü zaman orası bir mekan mıdır acaba? Sen söyle, nasıl bağladın? Ben misafir olmaz. Hayır, demek istediğim şu. Hayır, demek istediğim şu aslında ki acaba çünkü zaman şimdi yani tasavvura geçiyor mu burada acaba Hasan abi? Ve şeyde lemalarda bastı zaman tay mekan diyor. Bunları biraz önce bir misal verdim. Çekirdekte hacim de var, zaman da var çekirdek. Attık toprağını, filiz çıktı değil mi? Tarih kom. 300 sene, 30 sene sonra ağacın son yaprağı çıktı. İlk yaprakla son yaprak arasında zaman yok mu? İlk filizle son filiz arasında mekan yok mu? Var. Var. Çekirdekte ne zaman var, ne mekan var. Yok. Çekirdek nun harfidir işte. Hiç ne zaman var, ne... ama zaman ve mekan durulmuştur, geçmiş. Çünkü mazi ve mustakbel buradadır. Metafizikte bile yok. Işınlanma oluyor mu? Işınlanma basit. Işınlanma ne ya? Maddeci bir şey değil ya. Nun harfiyle girdiğin zaman ne ışınlaması? Üç cemaat. Üç cemaat derken üç zaman. Mazi, hali, hal, istikbal bir değil, bir gördüm diyor biraz önce okuduk ya 95'te. Evet. Bir diye. Peki, 395 belki nunun nabudu gibi bazı harfleri dahi Kur'an'ın mühim hakikatların nurlu anahtarlarıdır. Meğer anahtarmış. Başka kapıymış. Eğer hayalen meşgul olacaksanız, meşgul olduğum için söylüyorum, anahtardır. Eğer kalbe
kalben seyahat ederseniz kalben anahtardır. Hayali de yanınıza alırsanız mekana dalmış oluyorsunuz. O zaman kapıdır. Çünkü hayal mekanımızı oluşturuyor. Mesela git köye, a gittik. Atomun cısında hepsi oradaydı. Mekanı oluşturuyor. Lemalar 254. Şimdi oldu. Şu... Zamanı dolmuş halin mekandır. Ama bu o mekan değil abi. Bu hayalin oluşturduğu apayrı. Evet, bedeni. Mesela senin köyüne ben geldim ya. Hı hı. Orada bir sürü beden misaleler var. Var olup yok oluyor, var olup. Ben şimdi bir tanesine girdim şu anda. Orada var olup yok olurken ben de varım şu anda. Hı hı. Ben gittim, hayal değil ha. Şimdi o Armut'un orada oturacak var ya kamerya. Oradayım ve kayboldum. Orada şimdi gözükeceğim ben ahirette. O kurduğumuz ahiretteki, o kurduğumuz hayal yerleri gözükecek ama rezil olmayalım diye bize gösterecekler. Allah Allah. O hayal ettiğimiz yerler, kişilerle yaptıklarımız, hayaller ne yaptık? Evet, günah değil, hesap değil ama bak böyleydin sen. Hiçbirisi yok olmuyor. Şu anda senin o Arnavut'un orada kamele var ya, şu anda orası var olup yok oluyor. Ben şu anda oradayım ve yok oldum, var oluyorum, hala oradayım. Peki sen buradan orayı seyrediyorsun da kamerayla, cep telefonuyla girmiyor musun? Evet abi. Evine şimdi ne yapıyorlar lan bizim evin bahçesinde? Canlı seyretmiyor musun? Hı-hı. Bize de bir tanesi vardı. Dedim ya kameranın orada bizim işte, müzikler az mı? Bize telefonla o program şey mobyesi var bize de. Adam şey kira satıyor. Ondan sonra bildiğimiz kardeş diye. Ondan sonra ona ya bir telefon edeyim de şaka yapalım. Çaldı, kira satıyor. Ne haber, nasılsın, iyi misin falan. Hiç unutmuyorum. Abi dedi falan böyle bir şey. Dedim ki, ne var dedim kirazı öyle veriyorsun dedim ya. Tamam mı? Abi, böyle yapıyor. Abi buralarda mısın ya? Bırak o müşteri öyle yapma. Ha Rabbini keramet. Peki. Bu basit bir cihazla beşeri sanat yapıyor da, sanat neydi? Telavuk-ı efkar. Ruhsal ve hayalen, hayal akıldan da ileri. Lemalar 254, o sandıkçaların icadı, çekirdeği sandıkça dedi ya, kün emrinde bulunan, kafunun fabrikasında, kün emri var ya, ol, kün, kafunun fabrikasında, o kadar çabuk, kolay ve çoklukla olur ki, demek ki sandıkça çekirdektir. Nerede yapılıyormuş? Kaf nun tezgahında. Peki nun ne oldu şimdi Osman? Bir giriş kapısı oldu. Bir pencere şey oldu, anahtar oldu. Bir fabrika oldu şimdi. Daha gidelim. Şualar 608. Nabudu'daki seyahat hayaliye. Nun'la seyahat hayali yapılıyor. Nun. Nabudu var ya, Nabudu'daki nun. O hayalin seyahat edebilme fırsatını veriyor insana. Benim de Hasan abi anneannem diyormuş ki ben uyanık gözü açık Emre geldi dolaştı diyormuş orada paltoyla. Evde. Ha, evde uyanıkken yani. Öyle diyormuş, öyle diyormuş artık. Alıyormuş sonra. Alıyor. Emre burada paltoyla dolaştı diyormuş. Yemin edin buradaydı ya diyormuş, burada dolaşıyor. Ve ne derler biliyor musun? Bu sırrı bilmeyenler şizofreni derler. Belki şöyle olabiliyor yani, acayip bir şey. Ben diyor sizinle görüşmek istediğim zaman hayalen size hazır olur, sizinle sohbet ederim. Hayal midir? Bizim hayalimiz fasık olduğu için hayali hayal zannetti. Hayal, hakikatin suretidir. Ama hakikat değildir. Şükrü örfü de kullanırsan alem-i misale geçersin diyor. 17. sayfa işareteceğiz daha. Doğru kullanırsan hayalini, alem-i misale pencereler açar, geçersin. Peki o mesela bunu yaşlılıktan eğer bir hastalıkla kontrolü sende olmadan olursa hastalık oluyor. Yani hastalık olabiliyor da ama şu var. Ama tersi olup sende kontrolle isteyerek yani sen şuurunla geçebilirsen de o bir aslında evet. Alem misali. Bazılarına geçiyor da böyle haleti masum ya, yaşlı, hasta.
sıkılmıştır, merhamet etmiştir Allah. Evde hiç kimse yok. Hı-hı. Bu da gelmiş. İlim yapmak için dershanede. Kimse yok değil mi? Hı-hı. Ondan sonra ben çünkü gördüm orada, kimse yoktu, beraber kaldım. Şimdi merhameten Allah onun, bunun buradaki okuduğu için Allah bu orada onu hissettirdi, yarattı. Ama bunun bu gafilin de haberi yok tabii. Buraya gidip geldiğini. Mesela ne diyor? Usta bunun misali var misalede. Beni Kabe'de gördüler. Kabe'de gördüler demiyor. Peki biraz ilerisini şey yapalım. Senin bir derdin var. Allah bu gece beni, yani geçen gece beni kullandı sana Osman yapma. Deme gitme demiyor mu? Evet. Ama beni kullanıyor. Evet. Sen ne diyorsun? Vay be abi bak ya. Benim şuurum bende yatıyordu. Ama beni kullanmış. Peki, bir seyahat hayali neyle oluyor? Nun'u nabududaki nunla seyahat hayali oluyor. Nun. Sözler 613. Birden o nun kapısıyla, bak kapı, bir seyahat-ı hayaliye meydan açıldı. Nun kapı, nun anahtar, nun tezgah, ince mesnevi nüreyi 72, nunun ifade ettiği cem ve cemaat, fikri ve kalbi ayık musallinin nazarında sat-ı arz bir mescit şekline girdi. Nun yapıyormuş ha, bir daha. Nun'un ifade ettiği cem ve cemaat. Cem kendisinin, bak, insanın nun inkişaf ederse, bak şimdi, beyaz, bu çok önemli, Beyazıt Camisi, Cibayazıt Camisi, Alem-i İslam Camisi, benim zerratım, her bir zerratı Hasan var. Bunu inkişaf eden bir insanın namazında tek cemaat yapıyor. Eğer bir insanın hayalini şükrü örfide dendiği gibi kullanırsa, nun benim bu farklı farklı hisleri, fikirleri, latifeleri hepsini teke getiriyor. Aynı zamanda bunu adayacağım, bir de cemaat var. Mesela ben burada namaz kılıyorum burada veya bu camide. Küçük çekmecede eğer ben ezan okundu hemen namaz kılarsam hepsi otomatik olarak ötelerde tek gözüküyoruz. Bir orada durdu, bir orada durdu. Yani duvarları kaldır, şey yapıyor. Ondan sonra ben kılarken daha namaz bitmeden Edirne kılacak. Edirne bitirmeden Bulgaristan kılacak. Dünyada her an 5 vakit namaz kılınıyor. Her an. Her an kılınıyor. Onun için o zaman nedir? Tek namaz kılınıyor. Her an sabah kılınıyor. Aynı anda dünyada yatsı kılınıyor. Farz yani vakit. İkindi, sabah hepsi kılınıyor. Tek namaz kılınıyor dünyada. Yuvarlak düşünürsen tek namaz. Herkes namazda. Bir tanesi dinleniyor ama. Biraz önce kıldı. Ama namaz tek. Peki işareti caz 21. Nun'un fiili gibi, nun fiili gibi o üç cemaatten her birinin her birine racidir. Her birine racidir. Yani kaf nun Allah'ın Celle Celaluhu kün emriyle her işin olması kün. Kün ol emri olan bu kelime kün aslında kaf ve nun harfleriyle yazıldığından böyle denilmiş. Yani tamam mı? Kaf, kün. Mesela kaf ve nun. Şimdi burada bırakalım isterseniz. Şey yapalım. Çünkü tekmin ve şey yaptık. Bu ne okumuş olduk? Hayalini şükrü örfide kullanırsan nun harfiyle giriyorsun. Peki nun harfinin bir yönü, buradan yönü, anahtar, kapı, fabrika değil, burada. Anahtar, kapı. Oradan bakırsan tezgah ve fabrika. Evet. Yani nunun, şuradan bak bak bak, şöyle yapayım ben. Bir tümsek aynağı düşünebiliyor musunuz böyle? Evet. Şimdi tümsek aynağının dışarıya bakarsanız ışığı gider merkezi bir yere toplar. Hı-hı. Değil mi Osman? Böyle. Hı-hı. Şöyle tümsek aynağı. Şu ışığı buraya toplar. Tek. Hadiyet yapar. Kesreti bahtet yapar. Çevir böyle. Merkezden dışarı bakınca teki dağıtır. Kesret yapar. Hı-hı.
Şimdi Allah canibinden nuna bakarsanız bu nunun yuvarlağı tezgah fabrika. Buradan bakarsan anahtar kapı. Tırırırır açılıyor, tırırırır açılıyor. Nun harfi. Nun harfinin kendisi değil. O simge yani o öteleri buraya, buraya, oraya geçişi kapatan, açan yer. Niye benziyor? Mesela hayalen tak diye gittim, tak diye geldi. Hayalen yapıyorsun. Ama ömrü, bunu nasıl anlarsınız bunu? Ömrünüzde hiç hayal olmamış olsaydı, hayali ben size nasıl anlatırdım? Hayal gibi işte, nun da böyle. Bir daha desem, bak bir daha söyleyeyim. Ömrünüzde hayal hiç görmediniz, kurmadı. Gafrı nasıl anlatırsın sen, anlatır mısın? Hiç ben, sen yaşıyorsun, senin evliya oldun, hayal evliyası. Hayal sende açıldı ama hiçbirimizde açılmadı. Bize anlatsana. Sizle konuşacağım ya. Anlatamazsın. İşime bakarım. İşime bakarım. Anlatamazsın. Anlatılır mı? Vay iyi oldu bunu duydum. İyi oldu. Çünkü ne biliyor musunuz? Bu bazı şeyler var. Her şey akıl değil işte. Ona misal. Niye? Hayali çalışmayan insanlar da var. Allah. Var. Almanya'da birisini gördüm. Ben hayal kur diyorum. Ben evini hayal et dedim. İnan yok. Hayal çalışmıyordum. Durduramıyor. Bilmiyorum ne olmuş. Çalışmıyor. Benim çalışmıyordu diyor hiç. Hayal kuramıyor. Ve çok muzdarip, çok sıkıntılı. Çünkü hayal insanı rahatlatıyor. Taşıyor, gezdiriyor, ferahlandırıyor. Peki abi çalışıyor mu? Yani bir iş yapıyor mu bu adam? Yapıyor. Yani hayal etmeden nasıl yani? Yapamaz. Yapamaz ki yani nasıl yapabiliyor? Abi oğlum insan olmadı. Ben şu bakkala gideceğim diyorum ya. Hayalen bakkala gittiğim düşünmeden onu şey yapamam ki. Ben sizde bir şey yapamam. Bakkala gideceğim diyorum, ben bakkala gidiyorum. Nasıl olsun ya? Bilmiyorum ki ben şey hayal alamıyorum. O zaman ayırabilemez. Yok ki ya. Yani mesela diyelim ki şu, sıfırlanıyor, düşünce gidiyor, ne diyorlar ona? Alzheimer. Alzheimer unut, ama çalışıyor ya, gene gidiyor, bir şeyler yapıyor. Kağıt yaz, bakkala gitti yazarsan, Alzheimer ama yani, gidemez de, gidiyor, nasıl oluyor? Yok yok yok. Alzheimer'ın hayali çalışıyor. Tamam. Kesin hayali geliyor bazen. Bilmiyorum yani. Bak bu böyle dedi ama böyle doğru mu? Kumiye hafızdakileri... Ha bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Hasan abi. Hayal kuralım hakkı. Kumiye hafıza. Kumiye hafıza. Da bir şeyler var değil mi? Onları sürekli değerlendiriyorsunuz. Olabilir mi? Hafızadakilerini değerlendirmek bu hayal değil. Devam et. Yani hayal her tarafa giriyor, kullanıyor. Acayip bir şey. Mesela hafızaya gidiyor. Hafızayı kullanmaz olur mu hayal? Ben çok kullan. Hayır. Hayal hafızayı kullanıyor abi. Tamam. Ya, hafıza hayali kullanamıyor. Yani hafızayı... Hayır kullanıyor. Hafıza şöyle diyor. Hafıza canlı ruhludur ya. Mesela ben seni gördüm. Şu anda canlı değil misin? Evet. Sen benim hafızama canlı olarsın. Yani içeriye giren ölüler bile, bu kitap bile burada canlıdır. Şimdi hafızada sen varsın. Şimdi geçtin ya ama kayboldu unuttum. Sen gittikten sonra koyacağım öyle. Allah Allah bir geleceğim. Yanındaki diyor ki niye gülüyorsun? Hı hı. Ya gafura bak bakma neler diyor bana. Senin hafızanda sen yok musun? Evet. Onları gelecek zaten. Hayalin bir vazifesi de şu. Hafızanın verdiği malzemeleri ya aynısını veya ona benzerlerini üretip insanı ferahlatıyor veya kuyudan çıkarıyor veya hapishanedeki, koğuştaki secdesini Hacer Üniversitesi'ne götürüyor. Allah. Adam oraya taşıyor. Yani o zaman sizin Almanya'daki adam Hasan abi hayalsizliğin ne olduğunu farkında değil, hayalsiz olamaz o zaman abi. Yani mümkün değil. Böyle ben de inanamadım ama dedi ki benim hayalim yok ki. Mümkün değil. Doğru mudur? Bak doktor ne diyor doktor? Eğri ne diyor? Bak doktor ne diyor? Nasıl olur doktorum? Varmış böyle bir hastalık. Var mı? Ama mesela şey diyor ama ki, Harun diyor ki, bazı sıfatları çalışmıyordur diyor belki, bazı sıfatları. Doktor bu konu neyse bizim konumuz değil. Tamam. Şimdi, hayalen topladığın hafızaya, hayali yaptığımız kurduladığınız var ya hiçbir şey olmayan. Mesela insan hayalini dözler ya. Mesela bak ben şimdi Boğaz Köprüsü'nde köprüyü kullanmadan yaya geçiyorum. Bunu hafızam atmaz mı? Hayal ettiğin o olacak olmayacak mümkün ve muhtemelatlar hepsi hafızama gidiyor. Kurduğumuz hayal da vardır veya yoktur. Ne kurmuşsa gidiyor. Hafızadakiler de
hayale gönderiyor. Hayal de insanın meyli, zaafı, ihtiyacı, iştiyakı, incizabı meylanına göre, hafızadan gelen mesajlara göre resim kuruyor. Al sana tekvin. Tekvin yaratılıyor hiçlikten, Adem'den. Tekvin de bize karşı ne oldu o zaman sana? Acayip bir şey. Hakikaten ya, yok ki, yoktan çıkartıyor. Hayal adeta öyle bir şey. Şimdi olmayan bir şey, ben şu anda aydayım. Gidemez misiniz ya? Gittik mi ya? Gittik. Sebep kullandınız mı? Yok. Sebep siteceli zaten tekvindi. Allah. Peki. Biraz kılalım. İnşallah haftaya tekrar devam etmek şeyine, nasibiyle. Ve ahirde vahhumenin hamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.